TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Evet, Türkiye sürece kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla biz de haftalardır olduğu gibi yine bu hafta süreçte gelinen aşamayı detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Akil adamlar sahaya indi. Muhalefetin eleştirileri bir taraftan devam ediyor. Kandil'den gelen mesajlar, İmralı'dan Kandil'e giden, Avrupa'ya giden mektup ve detaylarda ne olacak? Bundan sonraki aşamada neler var? Bütün bunları önemli bir isimle, daha doğrusu sürecin önemli bir isimiyle konuşacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Sayın Yalçın Akdoğan'la, aynı zamanda da AK Parti Ankara Milletvekili, onu da unutmadan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ve yine bu akşam bizlerle birlikte Kanal Türk Ankara temsilcisi sevgili Faruk Mercan ve Posta Gazetesi Ankara temsilcisi sevgili Hakan Çelik de bizlerle beraber. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Gerçi Hakan'ı İstanbul'dan zaman zaman Ankara'da görüyoruz ama bunu da böyle ekleyerek. Sürekli gidip gelerek. Evet, gidip gelerek. Efendim, genel bir soruyla ben başlamak istiyorum. Daha sonra indirgeyerek devam edelim. Bir taraftan mektuplaşma, akil adamların sahaya inmesi, muhalefetten eleştiri dozunun her hafta bir kademe daha artması, artık salı günleri bizim yaptığımız değerlendirmelerde hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Bahçeli için kullandığımız ifade çok sert konuştular. Bir taraftan da sürecin devam etmesi, ama Kandil'den gelen bu işi biraz yavaştan alalım, yavaş yavaş hareket edelim. BDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a yönelik eleştiriler de aynı tonda devam ediyor. Silahların gömülüp gömülmeyeceği, tam zafere ulaşacağımız bir süreçte böyle bir şey oldu diye. Karayılan galiba orada ipleri ele aldı. Neler oluyor? Evet, tabii bu çok tarihi bir süreç. Yani Türkiye'ye gerçekten çok kan kaybettiren, can kaybettiren, her alanda büyük kayıplar verdiren, toplumsal barışımızı tehdit eden ve artık bu akan kan dursun diye herkesin yüksek sesle konuştuğu bir sorun. Yani giderek yılların ihmalleri, yılların yanlış politikaları vesaire iç içe geçmiş bir sorunlar kümesi geldi, önümüzde duruyor ve ya bu sorunun verdiği zararlar, verdirdiği kayıpları göze alarak bu sorun böyle gitsin denecekti veya Türkiye artık ileri demokrasi yolunda yürüyen bir ülke, bölgesel bir güç haline gelen bir ülke. Artık bu sorun Türkiye için bir ayak bağıdır. Artık insanlarımız hayatını kaybetmesin, şehit vermeyelim diyerek bu sorunun üzerine gitmek gerekiyordu. AK Parti bu 10 yılda çok boyutlu olarak hem Kürt meselesinin bir noktaya gelmesi için çok boyutlu çalışmalar yürüttü, hem de terör meselesinin halli için yine çok boyutlu farklı alanlarda farklı çalışmalar yürüttü. Yani geçmişte bu sorunu üreten veya bu sorunu besleyen zihniyetin politikalarıyla değil, kendisi yeni bir paradigma getirerek bu meselenin üzerine gitti. Burada farklı yöntemler denendi. Yani bunu güvenlik bürokrasisi bile geçmişte hatırlarsanız, yani sadece silahla çözülemez dediğini biliyoruz. Bu yüzden hükümet de bunu sadece silahla, terörle mücadeleyle değil, farklı alanlarda, farklı çalışmalarla bir noktaya getirmenin gayreti içerisinde oldu. Bu görüşme trafiği de bu yöntemlerden bir tanesi ve bunun üzerinden yeni bir süreç başladı. Oslo sürecini biliyorsunuz, onu da uzun uzun konuşabiliriz. Evet. Ondan muhteva olarak daha farklı, şekil, usul ve yöntem olarak daha farklı bir süreç bugün devam ediyor. Bu yani terör belasından artık kurtulalım, nihai çözüm, yani silahın bırakılmasına dönük nihai çözüme ulaşmak için başlatılmış iyi niyetli bir süreç. Bu elbette bir kararlılık, bir cesaret, bir vizyon gerektiriyordu böyle bu süreci başlatabilmek vesaire. AK Parti iktidar bu cesareti, bu kararlılığı, bu vizyonu ortaya koydu ve meseleyi çözüme kavuşturabilmek için her yolu, meşru, hukuki, anayasal düzene uygun her yolu deniyor ve bu süreç işte gördüğünüz gibi işliyor. Burada tabii birçok şey konuşulabilir, tartışılabilir ama genel olarak baktığımızda sürecin iyi bir noktaya doğru gittiğini söyleyebiliriz. Yani işte mektuplar gidiyor, geliyor vesaire. Yani teknik bir takım şeylere çok takılmamak gerekir. Neticede Öcalan'ın Nevruz'da okunan mektubunda da görünen bir durum var. Yani ne dedi? Silahlı mücadele dönemi kapanmıştır, bunun miadı dolmuştur, yeni bir dönem başlıyor. Bunun ana fikri de demokratik siyasettir. Ve artık silahlı unsurların Türkiye'yi terk etme süreci başlamıştır.
Şimdi bunu dedikten sonra artık Kandil'in burada işi yokuşa süren bir takım ifadelerde bulunması, başka bir takım şartlar öne sürmesi, bu çok anlamlı değil. Yani artık bunların Türkiye'yi terk edecek bir takım adımlar atmaları gerekiyor. Yani bunu pratize etmeleri gerekiyor. Kandil bu noktada yaptığı bu açıklamalar özellikle çekilmeye yönelik, çekilme konusundaki ihtiyat koyması, işte süreci uzatmaya yönelik çabaları Abdullah Öcalan'a rağmen, İmralı'ya rağmen yapamaz mı demek şimdi burada istiyorsunuz? Parçalı açıktan, bir Kandil'den bahsettiğiniz için. Öcalan'a açıktan takınmaları çok bugüne kadar söz konusu olan bir şey değil. Ama dolaylı olarak Öcalan'ı boşuna düşürecek bir takım hamleler yaptıklarını biliyoruz. İşte Oslo sürecinde yaşadık. Sivan saldırısıyla adeta o zaman demiştik işte İmralı'ya Öcalan gömüldü vesaire devre dışı bıraktırıldı diye. Yani Kandil'in elbette işi yokuşa sürme, sabote etme vesaire potansiyeli var. Ama açıktan Öcalan'a yani oluşturdukları bir mitoloji var. Öcalan figürü var. Bunu tamamen bitirecek bir hamle yapabilecekleri kanaatinde değilim ben. Yani bu yüzden bir takım şeyler olabilir. Farklı yani kendileri kitlesini, kendi tabanını vesaire yandaş kitlesine dönük siyasi bir takım laflar edebilirler. Kendilerine göre denge lafları edebilirler. Yani taktik gereği bir takım laflar edebilirler. Ama işin özüne açıktan karşı çıkabileceklerini sanmıyorum ben. Evet. Burada kamuoyunun çok tartıştığı ve üzerinde konuşulan şeylerden biri de PKK bu çekilme adımını atarken acaba ne bekliyor? Yani bunun karşılığında ne alacağını umuyor ki böylesine kendilerine göre güçlü oldukları silahlı mücadelede yine onlara göre bir yere geldikleri bir dönemde silahları bırakarak çekilmek önemli, çok önemli bir adım, bir karar, stratejik bir geri çekilme olarak değerlendiriyor. Ne almış şimdi olabilir acaba PKK? Bize ne almayı umuyor Türkiye'den? Şimdi bizim PKK'yı ikna etmemiz, illa şeyler vererek onları bir yere getirmemiz gibi bir yani alver süreci veya bir pazarlık şeklinde bunu konumlandırmamak lazım. Şimdi Öcalan'ın Nevruz'da okunan mesajı aslında buna cevap veriyor. Yani bu yöntem artık miadını doldurdu. Bu şekilde bir yere varılamaz, bir amaca ulaşılamaz. Biliyorsunuz PKK kuruluşundan itibaren farklı evreler geçirdi, farklı stratejiler, farklı hedefler içinde oldu. Yani bağımsız devletten tutun da işte en son demokratik özelliğe kadar. Bunların hepsi farklı farklı hedeflerdi. Bir evrim geçirerek geldi. Ama bu Oslo sürecinde gördüğümüz devrimci halk savaşı diye yeni bir stratejiyle yani silahlı bir başkaldırıyla biz amacımıza ulaşabiliriz düşüncesi vardı. Arap Baharı'ndan da etkilenerek işte şehir merkezlerinde halkı isyana teşvik edebiliriz, kırsalda alan hakimiyeti kurabiliriz vesaire. Bu konsept çöktü. Yani hem KCK operasyonları, kırsaldaki terörle mücadeledeki etkinlik vesaire bu stratejiyi boşa çıkardı. Şimdi buradan artık gidebilecekleri bir yer yok. Bu şekilde netice alabilmeleri mümkün değil. Yani o Nevruz mesajının ruhuna baktığımız zaman burada aslında ciddi bir sorgulama ve yeni bir yöntem önerme durumu var. Yani artık demokratik siyasi zamandır. Bugün BDP'lilerin meclis genel kurulunda söyleyemedikleri hiçbir şey yok. Her türlü şeyi söyleyebiliyorlar. Yani insanlar aykırı düşüncelere, farklı siyasi tasavvurlara, ütopyalara sahip olabiliyor ve bunları da dile getirebiliyorlar. Yani siyasetin zemini, demokrasinin imkan ve kabiliyetleri artık her türlü sorunun konuşulma, tartışılma, çözülmesine daha fazla imkan veriyor. Şimdi burada tabii şu da var. Şimdi PKK dağa çıktığı zaman, yani bir Türkiye'de bir takım olumsuzluklar olabilir, bir demokrasi açığı olabilir. Ama insanları siz öldürün ve ölün diye dağa çıkarmak için çok ileri şeyler söylemeniz lazım. Yani çok ileri vaatlerde bulunmanız lazım ki, yani yoksa insan ölmek ve öldürmeye kolay kolay gidebilir mi, dağa çıkabilir mi? Şimdi bu çok ileri hedefler bir ütopik bir durum oluşturuyor. Yani irrasyonel, gerçekçi olmayan, gerçekleştirilebilir olmayan bir yapı ortaya koyuyor. Şimdi bu yani dağa çıkarmak için sizin onlara söylediklerinizle dağdan indirmek için söylediklerinizin arasında makas elbette açık oluyor. Ama bu tür örgütlerin temel paradoksudur zaten. Bu yüzden bizim bunu tatmin etmeye, bu açığı kapatmaya dönük bir senaryo, bir hikaye üretmemiz gerekmiyor. Veya böyle bir teorik çerçeve koymamız gerekmiyor. Bu örgütlerin kendi iç paradoksu ve burada
kendi kitlesini ne bir şekilde bunu hazırlamak, tatmin etmek durumunda olanlar da onlar. Burada şöyle bir şey yok. Yani devlet, hükümet bunlara işte ne vaat etti de, ne ileri neler söyleyecek de bunlar bırakacak. Yani hükümet veya devlet hukuki olmayan, meşru olmayan, toplumun kabul etmeyeceği bir şey önerebilir mi veya bir şey verebilir mi? Şimdi bunu Türkiye işte bölünecek, parçalanacak vesaire bir kaygı ve korku pompalanıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? AK Parti'nin ne ilkeleri, değerleri buna cevaz verir, ne bugüne kadarki siyaset tarzı buna imkan verir, ne de hadi ben bir iktidar geldi, ben böyle bir oldu bitti yapayım, bunu böyle bir şey vereyim dese verebilir mi? Yani anayasal veya yasal bir takım adımlar atmak gerekirse bunun zemini zaten meclistir. Yani gizli kapaklı herhangi bir şey vaat de edilemez. Bunlar da herhangi bir iktidarın kendi kendine istemesiyle yapılabilir şeyler değildir zaten. Yani burası padişahlık değil. Yani ben yaptım oldu da kimse diyemez. Bu yüzden aşırı kaygı ve korku pompalamaya da gerek yok. Bir de bu süreç PKK'nın örgütsel hedeflerini gerçekleştirme, yerine getirme süreci değil. Yani hep böyle hükümet sanki onların bütün şeylerini tatmin etmek zorundaymış gibi bir hava estiriliyor. Bu yanlış bir durum. Yanlışlar silsilesinin sonucunda bu noktaya gelinmiştir. Silahın devre dışı bırakılması normalleşme sağlayacaktır. O bunun zemini de demokratik siyasettir. Burada tüm siyasi partiler, toplum tartışır. Hangi adım atılacaksa bunu elbette yani milletin iradesine dayanan demokratik çözüm zaten milletin iradesine dayanan çözüm demektir. Burada hiçbir iktidar kendi keyfi olarak herhangi bir adım zaten atamaz. Evet, Faruk. Şimdi tabii siz süreci doğrudan yürüten kişilerden biri değilsiniz ama Sayın Başbakan'ın en yakınındaki kişi olarak elbette ki süreçle ilgili en önemli bilgilere sahip kişilerden biri olduğunuzu söyleyebiliriz. Şimdi izin verirseniz ben sürecin şu ana kadar geldiği nokta itibariyle neler anladığımı söyleyeyim. Siz buradaki varsa yanlış bulduğunuz ya da düzeltmek istediğiniz şeyleri söyleyin. Şimdi bana göre süreç Eylül ayında doğruğa çıkan, daha doğrusu Eylül ayında başlayan, sonra epeyce bir katlanarak süren cezaevlerindeki açlık grevlerinde devletin yaptığı yumuşak müdahaleyle, çünkü daha evvel de Türkiye'de cezaevlerinde açlık grevleri oldu. Devlet Bodoslu. Operasyonlar yaptı, insanlar öldü filan. Fakat orada zannediyorum 650-700 PKK mensubu açlık grevlerindeydi. Devlet fevkalade yumuşak bir müdahaleyle hiçbirinin de kılına zarar gelmedi. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi kongresinde, bana göre AK Parti kongresinde, o 62 madde denildi. 63 bir madde tekrar yazılmıştı. Orada vizyon belgesi denilen, orada bırakın ana dilde eğitim meselesini, insanların ana dilleriyle kamu hizmetlerine erişimine bile yani imkan veren maddeler vardı. Demokrasiye ulaşmak için hangi reformları yapmalıyız? Ama sizin Kürt meselesiyle ilgili birkaç tane kritik madde vardı. Yani bunlardan bir tanesi de yani ana dilde eğitimi de aşan şeyler de vardı. Bu arada hakikaten aşama aşama süreç gelişti. Mesela şu ana kadar devlet tarafının attığı adımları ya da jestleri söylememiz gerekirse, şimdi dördüncü yargı paketi, bahsettiğim açlık grevleri, mesela bugün bile KCK davalarında tahliyeler oldu. KESK davası olarak bilinen, zannediyorum 22 kişi tahliye edildi. Ve tabii yine dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon. Fakat sürecin diğer tarafına baktığımız zaman Öcalan'ın 21 Mart'taki çok açık ve net, size söylüyorsunuz. Yani daha açık ve net Öcalan'ı diyebilir ki. Yani bu aşamadan itibaren silahlı güçlerimizin sınır dışına çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Silah dönemi bitmiştir, fikirler konuşsun. Ama ona rağmen geri çekilme süreci başlamadığı gibi mesela Murat Karayılan'ın İspanyol El País gazetesine verdiği bir demeç var ki sürecin dün. Değil mi? Sürecin diyor PKK bu süreç sonunda PKK yasal hale gelecektir gibi mesela başka demeçler de var. Tabii esasında belki de en kolay, çünkü bana göre sürecin en kolay olması gereken safhası yani 1500-1000 kişinin geri çekilmesi. Ben bu sürecin kanbalarla karşılaşmasını ancak silah bırakma aşaması ve silah bırakıldıktan sonra silah bırakan Kandil kadrosu ne olacak? Bunlar Türkiye'ye gelip siyasete girecek mi? Ya da mesela Türkiye hangi şartlarda bunların bazıları? Esas bu aşamalarda olması gereken tıkanıklıklar, pürüzler neredeyse sürecin en başında. Üstelik devletin bu kadar jestine rağmen. En son komisyon dün mecliste kuruldu. Sayın Akdoğan, var mı bir itirazınız bu? Şimdi tabii bu birçok konuya değindiniz. Şimdi bu dördüncü yargı paketi ve bu süreçte atılan birçok adım, bu sürecin bir parçası olarak atılmış adımlar değil.
Bunlar kendi bağlamında yürüyen konular. Yani açlık grevleri ve bu süreç olmadan önce bu dördüncü yargı paketi hazırlanmıştı, çalışılmıştı, tartışılmıştı. Başka bir takım sebeplerle gecikmeler olmuştu. O açlık grevlerin arkasına denk gelince bunu bu şekilde örgüt takdim etme. Yani biz bunu bu eylemle aldık gibi bir takdim içerisine girdik. Oysa bu daha bu açlık grevleri olmadan çok önce bu paket çalışılmıştı. Ve bu sürecin bir parçası olarak atılmış bir adım değil bu. Yani şu anda bir takım taliyeler vesaire olması da yani bu süreçte böyle bir yönlendirme var veya böyle bir sürecin gerekliliği olarak bunlar yapılıyor şeklinde algılamak bunu doğru değil. Burada tabii Öcalan bu mesajı vermiş olmasına rağmen Kandil'in hemen tamam işte emredersin biz çekiliyoruz dememesi dediğim gibi kendi içinde tabii bu çok kolay değil. Siz bir sürü adam daha çıkarmışsınız işte ölün demişsiniz vesaire hadi birden tamam pılınızı pırtınızı toplayın geri gelin demek çok kolay değil. Onların da kendi kitlesine dönük bir takım laflar etmesi gerekiyor. Bu bir noktaya kadar belki şey görülebilir. Ama burada bu süreçte bir yasa takıntısı, yani bir yasal güvence olsun vesaire konusu çok tartışıldı. En son BDP'lilerin de açıklamalarından anlaşılana göre Öcalan'ın yazdığı son mektupta bu konuya takılmayın dediği anlaşılıyor. Yani burada artık bir mazeret veya başka bir şart öne sürme gibi bir durum kabul edilebilir bir durum değil. Bunu bir an önce pratise etmeleri ve Türkiye'yi terk etmeleri gerekiyor. Diğer konu, burada Kandil bu işe çok mu istekli? Yani çok hemen olsun mu istiyor? Çok bu kanaatte değilim ben. Yani hatırlarsanız basına yansıdığı için söylüyorum. Yani ilk BDP heyeti gittiğinde söyledikleri bir şey var. Kandil'den de mesaj götürüyorlar. İşte iki yıl daha bu olmasa gibi. Evet. Bunun bir sebebi yani bu iki yılda ne olacak? Üç tane seçim olacak. Yani silahların gölgesinde biz bu seçimleri geçirelim gibi bir fırsatçılık olduğu gibi Suriye'deki gelişmeler yani Suriye'de bir oldu bitti yapabilir miyiz bu arada? Şimdi bu çözüm bütün oyun planını bozuyor. Yani silahları bırakma vesaire. Böyle bir teklifle gittikleri anlaşılıyor basına yansıdığı kadarıyla. Ama Öcalan'ın bunu kabul etmediği ve işte bu süreç başlamalı ve devam etmeli gibi bir söylem içerisine girdiği anlaşılıyor. Yani burada Kandil'in böyle bir düşünce içinde olma, hafif böyle biraz çok istekli görünmemesi anlaşılabiliyor. Çünkü PKK'yı bölgesel denklemden çıkarmak istemeyen ülkeler ve odaklar olduğunu da biliyoruz. Yani PKK sadece kendi amaç ve hedefleri için eylem yapan bir örgüt değil. Farklı ülkelerin veya farklı odakların yönlendirmesiyle onların amaçlarına hizmet etmek için de eylemler yaptığını biliyoruz. Bu yani farklı odaklarla angajman içerisinde olan kanatlar da Kandil'de söz konusu. Yani bunlar da yani hem kendi örgütsel başka bir takım ütopyalarına ulaşma düşüncesiyle veya bu tür angajmanlarla işi farklı taraflara çekmek isteyebilirler. Ama dediğim gibi ben bu süreçte çok açıktan böyle bir tavır takınacaklarını, açıktan reddedeceklerini şu anda düşünmüyorum. Bunu zaman içerisinde bu farklı aykırı ne yapabilirler bunu göreceğiz. Yani bu işi sabote etme potansiyeli örgütün veya işte o angajman içerisindeki odakların en mümkün. Bir de şunu söyleyeyim siz bahsettiniz yani işte yasal hale gelmek vesaire. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Yani bu örgütün terörist vasfının bu sürecin sonunda ortadan kalkması, bu örgütün farklı bir şekilde sisteme eklemlenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Ne olacak? PKK kendini tasfiye kararı mı alacak? Silah bırakacak. Silah bırakacak. Yani burada yok işte örgüt silahı bıraksın gelsin biz bu örgütü sisteme eklemleyelim. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Silahı bırakıp yani BDP'nin içinde mi örgütün, eleyecekler? Örgütün, mi olacak örgüt o zaman? Örgüt, yani silah yani. Bırakması demek ne demek? Silahları bırakacaklar, suça karışmayanlar dönecek. İşte karışanlar bu eve dönüş yasasından faydalanabilecekse faydalanacak. Başka ülkeye gitmek isteyen gidecek vesaire. Yani terör örgütünü vasfını değiştirerek meşrulaştırmak, siyasallaştırmak gibi bir durum değil bu. Siyasi yapı zaten BDP burada var. Gelen, isteyen gelir BDP'nin içinde şartları uyuyorsa zaten siyaset yapabilir. Yani bu daha önceki Oslo sürecindeki tartışmalardan hatırlarsanız PKK yani silahlı unsurlar alıp sisteme eklemleme, işte öz savunma gücü vesaire gibi evet. Bir takım şeyler bunlar söz konusu edilebilecek şeyler değil. Bu yüzden yani örgütün bu vasfını ortadan kaldırmak, ona yeni bir kimlik
üretmekten bahsetmiyoruz. O zaman PKK bunu, tamamen bunu tasfiye. İşte belki biraz sonra konuşuruz. Yani bu Jonathan Powell, İRA ile müzakereleri yürüten, işte Charles dün buradaydı, ben de görüştüm. Şimdi ona da söyledim. Yani şu anda İngiltere'nin terörle mücadele siyaset belgesinde İRA hala bir tehdit olarak tanımlanıyor. Yani onun vasfı ortadan kaldırılmış değil. Yani dünyadaki örneklerinde de bu iş böyle olmamış. Hı hı. Bu yüzden yani şimdi bu tasfiye örgütü tasfiye etmek istiyor vesaire, PKK tarafı bunu bir alerji üretmek için kullandığı için tanımlamayı kullanmak istemiyorum. Ama neticede silah bırakmak demek, silahları bırakırsın, katılabilenler katılır, ondan sonra bir normalleşme yaşanabilir. Bu bireyler bazında bahsedilen bir şeydir. Yoksa örgütü, terör örgütü olmaktan çıkardık, sisteme kattık. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani bu sadece tabii BDP kanadının talebi değildi, biliyorsunuz bazı liberal yazarlar da BDP'yi mi KCK'laştıracağız yoksa KCK'nın mı BDP'leşmesine izin vereceğiz gibi bir denklem kuruluyordu. Oradan geliyor. Bir de tabii size şunu da sorayım. Şimdi en güncel sıcak konu bizim genel kurmayımız, askeri birimler, yargı birimleri açısından hukuki bir sıkıntı var mı? Yani bu dağda var olduğu söylenen Sayın Başbakan silahlarını gömüyorlar mı, ne yapıyorlarsa yapsınlar, yeter ki çıksınlar. Bu kişilerin belirli bir rakamı var mı Sayın Akdoğan? İkinci olarak da bunların herhangi bir hükümetin genel kurmaya bir direktif vermesine ihtiyaç var mı? Şimdi bunlar burada, mesela Türkiye'ye nasıl ki girmişlerse herhangi bir savcı çıkıp da bunlar Türkiye'ye girdi diye kimse hakkında soruşturma falan açmadı. Yani bunlar girmişler. Dolayısıyla tekrar nasıl ki gelmişlerse gözükmeden tekrar girerken pekala. Yasa çıkartılmadığına göre tabii yani bu şimdi burada maksat başka. Yani bu yasa vesaire üzerinde bunu biz kesinlikle reddettik. Böyle bir şey olmayacak. Genel kurmayı mı yani bunu var mı? Yok. Yani PKK açısından söylüyorum. Yani bunu bir şekilde kendilerini meşrulaştırmak için vesaire bu tür şeyleri söylediklerini biliyoruz. Bunun kapısını biz zaten kapattık. Burada sayı kaçtır? Burada net bir sayı söylemek, yani bunları biz bulup tescil edip kaydedip böyle bir kayıt olmadığına var, göre. 2000 diyen de var. Tabii. Ortalama yani 1500 diyen de var, 1500 diyen de var. Farklı sayılar var. Burada askerler açısından bugün bazı basın kuruluşlarında da var. İşte operasyon yapmayın diye talimat verecek, yazılı talimat verecek. Bunlar şimdi yanlış kurgular. Yok yani operasyon yapmayın onu talimatı yapın, değil bunu de. Bunu yapmayın diye böyle bir yazılı talimattan bahsedilemez. Burada şunu söyleyeyim ben. Yani ana ilki olarak. Bugüne kadar operasyon yaparken de, terörle mücadele sürecinde de hükümet her zaman güvenlik güçlerinin arkasında olmuştur. Hem moral motivasyon olarak, hem de askere, polise, jandarmaya, korucuya kimse, onların hakkını, hukukunu savunan, koruyan, onların herhangi bir sıkıntı yaşamamasını sağlamaya çalışan bir anlayış içerisinde olmuştur. Bundan sonraki süreçte de hükümet aynı duyarlılığı sergileyecektir. Ama bütün bu süreç hukuk çerçevesinde elbette işleyecektir. Yani kimse hukuk dışına çıkmayacaktır. Evet. Kimsenin de hukuk dışına çıkmasına dönük bir durum istenmeyecektir yani. Yalçın Bey, bu konu önemli. Devam edeceğiz ama benim kısa bir ara vermem lazım. Özellikle son dönemde tartışılan Faruk'un da sorusunu aslında birazcık açmak lazım. Muhalefet de bu konuda çok sert bir şekilde, gerçi sürecin her bölümüne sert bir şekilde eleştiri getiriyor ama bu konuda gündemde. Efendim, kısa istirham ediyoruz. Az sonra tekrar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Sayın Yalçın Akdoğan'la TGRT Ankara stüdyolarında sohbetimize devam edeceğiz. Evet efendim, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Sayın Yalçın Akdoğan'la süreci konuşmaya devam ediyoruz. Faruk Mercan ve Hakan Çelik'le birlikte. Aslında Faruk'un sorusunda Hakan da ona bir şey ekleyecek kısa ama. Kısa bir şey söyleyeyim. Tabii. Hemen bu konudan ayrılmadan. Şimdi silahlı olarak çıkma eğiliminde olan gruplar olursa, o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahale etmesi gibi bir durum söz konusu olur değil mi burada? Burada Sayın Başbakanımız bu silahsız çıksınlar, Türkiye'yi terk etsinler derken bu tür sorunlar yaşanmasın diye söylenen bir şeydi. Yani silahsız birisi çoban mıdır, başka bir şey midir? Yani sen buna top ateşi yapacak halin yok. Yani silahsız birisine vuracak halin yok. Yani bu tür sıkıntıların yaşanmamasının duyarlılığıyla söylenmiş bir şeydi. Yani bunlar elbette bir takım riskler ortaya koyar. Yani siz bunu tamam işte silahla çıkın, ben seni görmezden geleceğim dersen, o adam başka türlü bunu istismar edebilir. Başka tahrikler ortaya çıkabilir.
Bu yüzden Sayın Başbakanımız bunu bu şekilde dile getirdi. O silahların peki efendim bir yere verilmesi veya teslim edilmesi veya şimdi bir... Şimdi bu silah mevzu, asıl, asıl silah mevzu, yani genel silahların bırakılması soruyorum. Durumundaki silah, teçhizat, cephane vesaire budur asıl konu. Yani bu da tamam ben silahı bıraktım demekle olacak bir şey değildir. Çünkü ortada çok ciddi bir potansiyel var. Bunların ne olacağı, kime teslim edileceği bu yani güvenlik birimlerinin teknik çalışmasını gerektiren önemli bir konudur. Ama o aşamada değerlendirilmesi gereken bir konudur. Türkiye içinde de ağır silahları olduğu düşünülüyor değil mi? Var değil mi PKK'nın Türkiye içinde? Yani bu da tabii bir yani istihbari bilgiler elbette vardır ama bunun şu vardır, bu vardır şeklinde söylemek çok doğru değil. Aynı şekilde ben o zaman Kuzey Irak'taki ve her neyse Türkiye içerisindeki Hakan'ın sorduğu soru bu silahları gerekirse üçüncü bir ülke değil de Türk güvenlik güçleri de teslim alabilir diyebiliriz. Böyle yani bu var teknik bir çalışma gerektiren bir konu. Şimdiden bir şey söylemek doğru değil. Ama bu yani geçiştirilecek bir konu değil. Yani önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacaktır o dönemde. Siz aslında sorarken ben kısa kısa notlar almıştım. Bir şeyi merak ettiğim için sormak istiyorum. Sevgili Faruk Mercan'ın sorusunda Öcalan işte serbest kalsın, ev hapsine çıkartılsın veya işte Oslo sürecinden itibaren başlayan tartışmalarda PKK veya Öcalan gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyaset yapsınlar kadar bile konuşuldu ama Öcalan'la ilgili mesela. Şimdi Sayın Başbakanımız bunu defaatle açıkladı. Evet. Yani işte Afkusu'da ev hapsi konusu, VES konusu vesaire. Bu yüzden bunu daha çok gündeme getirenler, bu süreci desteklemeyen muhalif çevrelerden bu tür pompalamalar yapılıyor. Ve şunu açıklıkla söyleyeyim ben. Yani bu süreçte bunlar konuşulan, gündem maddesi yapılan konular değil. Yani Öcalan'la BDP'lilerin görüşmelerinin kısmı basına yansıdığı için söylüyorum. Yani işte sizin durumunuz ne olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak diye sorduklarında onun da ya bu şimdi boş verin bu işleri dediğini biliyoruz. Yani bu o zaman bakılacak, konuşulacak şeylerdir. Yani bir normalleşme önce yaşanması lazım anlamında. Yani bu süreçte bunlar bizim gündemimize gelmiş, konuştuğumuz konular değil. Sayın Başbakanımız da burada net tavrını zaten açıkladı. Yani burada gereksiz bir kaygı, korku pompalamak doğru değil. O zaman bu korkular, kaygılar özellikle Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Ege bölgesinde sürece en düşük desteği olan bölgelerde ki insanlara yönelik kışkırtma çabaları olarak değerlendirilebilir mi? Ya bu tür tezviratlar yapılıyor. Yani işte Türkiye aman bölünür, parçalanır, işte şu şöyle olacak, Öcalan bilmem nereye gidecek. Bunların hepsi afaki değerlendirmeler. Şimdi burada bir sorun var. Bu sorunu çözmeye çalışmak mı Türkiye'nin hizmet eder, iç barışa hizmet eder, kardeşliğimize hizmet eder? Yoksa bu sorunu görmezden gelip kanı akmaya devam etsin, bu sorun derinleşsin demek mi Türkiye için bir risktir? Buna karar vermemiz gerekiyor. Şimdi bu buna karşı çıkanlar, ne öneriyor bu karşı çıkanlar? Önerdiklerinin anlamı şudur. Her yıl biz belli sayıda şehit vermeye devam edelim. Türkiye ekonomik olarak çok büyük miktarları buraya harcamaya devam etsin. Toplumsal barışımız sürekli risk altında olsun. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Vicdanen, mantıken, dinen hiçbir açıdan kabul edilebilir değil. Sürdürülebilir bir şey de değil. Geçmişte bu politika izlenmiş olabilir. Biz bu kaybı göze alalım. Şu kadar şehit verelim, bu kadar para harcayalım, bu kadar bilmem ne yapalım. Bu böyle gitsin, çözümsüzlük çözümdür. Bu sürdürülebilir değil artık. Yani gelinen noktada bölgesel şartlar, Türkiye'nin geldiği ileri demokrasi vesaire bu sürdürülebilir bir şey de değildir. Yanlış politikadır zaten. Yani bu sorunu bizim çözmeye çalışmamız Türkiye'nin önüne bir risk getirmiyor. Bu sorun böyle bir risk ürettiği için biz bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu ayırt etmek lazım. Bu yüzden bu tür söylentilere çok da prim vermemek lazım. Burada hükümet, biraz önce söyledim. Evet. Hukuka aykırı, değerlerimize aykırı, milletin iradesine aykırı hiçbir adım atmaz. Burada herkes müsterih olmalıdır. AK Parti'nin ne yaptığı 10 yıldır bellidir. Yani Türkiye'yi büyütmekten başka, kardeşliğimizi pekiştirmekten başka, AK Parti iktidar başka bir şey yapmamıştır. Bundan sonra da yapmayacaktır. Yani biraz önce söyledim. Yani biz padişahlık değil ki ben yaptım oldu densin veya işte şunu veriyorum densin de. Bunlar olabilir şeyler değil zaten. Yani burada demokratik çözüm demek
Bütün siyasi partiler tartışır, mecliste bir düzenleme yapılacaksa yapılır, hükümet kendi idari tedbirleriyle bir şey yapabilirse yapar. Bu demektir, milletin kabul ettiği bir formül demektir. Yoksa gizli kapaklı, işte şunu verecek, onu alacak, böyle bir şey zaten söz konusu olamaz. Sayın Akdoğan, biz CNN Türk'te Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız programda şöyle bir şey söyledi. Dedi ki artık öyle bir yere gelindi ki Batı'yı PKK'nın terör örgütü olduğuna biz ikna edemeyiz bu aşamadan sonra. Birinci söylediği şey buydu. İkincisi de Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarda öylesine büyük bir beklenti oluştu ki artık bazı şeyler verilmezse, ki onlara Türkiye'nin vermesi çok zor, çok daha kötüye gidiş söz konusu olabilir dedi. Böyle iki şeyi dinlendirdi. Ne dersiniz bu görüşte? Bu felaket tellallığı yapmaktan başka bir şey değil. Yani Batı'ya nasıl izah edemeyeceğiz? Yani işte biraz önce ben bahsettim Jonathan Powell'dan. Yani İran sorununu çözen İngiltere, onu hala terörist olarak tanımlamıyor mu? Evet. Yani PKK'nın terör örgütü olmasına karşı, yani olmaktan çıkarılmasıyla ilgili bir takım lobi çalışmaları yapan unsurlar olduğunu Avrupa'da biz de biliyoruz. Ama buna karşı biz de hükümet olarak, devlet olarak yıllardır bir mücadele veriyoruz. Yani Ermeni soykırımı, sözde soykırımla ilgili şeylerden, propagandalardan tutun da bu konularda da yıllardır zaten herkes şey yapıyor. Yani burada bizim duruşumuzda bir değişiklik yok. Az önce söyledim. Yani bu meselenin çözülmesi, bu vasfı ortadan kaldırmış olmayacak. Yani bu, siz artık terörist değilsiniz, işte özgürlük savaşçısınız. Bazı liberal yazarlar bunu çok seviyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani burada bu vasıfla ve bu durumla bir silah bıraktırma sürecidir bu. Yani ben Batı'nın algısında böyle bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Yani Güneydoğu'da, Doğu'da da insanlar hadi bakalım bundan sonra hükümet ne verecek şeklinde değil. İnsanlar artık akan kan dursun peşinde. Ama insanların demokratik reform talebi varsa, hak ve özgürlüklerle ilgili daha fazla şeyler isteyebilirse, bu isteyebilir tabii. Demokrasi bu demek zaten. Bundan korkalım mı yani? İnsanlar daha fazla hukuk istemesinler mi? Yani bir kere CHP'nin ne dediği belli değil, neyi savunduğu belli değil, neyi önerdiği belli değil. Bir siyasetsizlik hali içerisinde. Yani bu konuda şimdi top çevirip duruyor CHP. Tamam da kardeşim siz ne öneriyorsunuz? Yani sadece AK Parti'ye karşı konum almak, AK Parti'nin tersini yapmak, siyaset yapmak değildir ki. Senin kendine göre bir özgün politikan olur, duruşun olur. Sen kendi değer yargılarına göre bir şeyi savunursun. Şimdi siz neyi savunuyorsunuz? En son işte bu komisyon meselesinde bir CHP'li arkadaşımız önerge getirdi. Bizim önerdiğimiz araştırma komisyonu gerekçesine neredeyse tıpatıp aynı olan. Sonra geri çektirdiler, biz bulunmayız. Peki sizin veren arkadaşınız bu teröre destek olsun diye mi verdi bunu? Yani bizi bir sürü şeyle suçluyorlar. O da mı o niyetle verdi altına imza atan 20 kişi? Şimdi bu tür yakıştırmalar şık da değil, doğru da değil. Şimdi Sayın Akman, genelde sürecin yürütülüş biçimine yönelik de tabii bazı eleştiriler var. Özellikle CHP ve MHP'den. Şimdi siz demin dediniz ki programın birinci bölümünde bu süreç Oslo sürecinden, yani 2009'da başlayan ya da 2008'de hem şekil ve hem muhteva olarak çok farklı bir süreç. Bir defa bu Oslo görüşmelerinden şekil ve muhteva olarak neleri kastediyorsunuz farklılık olarak? İkinci olarak da şimdi denildi ki birinci süreç çok gizliydi. Hakikaten de Oslo sızana kadar pek haberimiz yoktu. Yani 14 Eylül 2011 günü o Oslo görüşmelerinin konuşma bantları bir internet sitesinde yayınlanana kadar 2008 yılı Aralık ayından itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK'lı neredeyse 2,5 yıl böyle bir temas halinde olduğunu haberimiz yoktu. Fakat şimdi ise her şey göz önünde neredeyse bir şey gibi. Yani hepimiz biliyoruz heyet İmralı'ya ne zaman gitti. Fazla da magazinleştirilerek ve ayrıntıya boğularak yani çok açık şeffaf bir şekilde. Detaylarına biraz hakimiz sürecin, yani öyle diyebiliriz çok net. Yani burada tabii şu farklılık var. Şimdi o süreçte bu farklı uzantılar veya unsurlar veya işte paydaşlar, onlar nasıl tanımlıyorsa, yani Avrupa kanadı, Kandil kanadı, işte BDP vesaire. Bunlarla ayrı ayrı yürütülen bir görüşme trafiği olduğu anlaşılıyor. İşte Avrupa'da bir görüşme yapılmış farklı. Şimdi burada şu anda sadece İmralı'yla bir görüşme yapılıyor. Yani şekil olarak buradan bir farklılık var. O süreçte herkes bir şey söylüyordu. İşte gündeme gelen yol haritaları, bir sürü ileri bir takım şeyler. Bunların hiçbirini hükümet o zaman kabul etmemişti. Sanki hükümet kabul etmiş gibi muhalefet hükümetin aleyhine kullanmaya çalıştı. Ama bunlar onların gündeme getirdiği konulardı. Bizim kabul ettiğimiz konular değildi. Yani
O yüzden bugünkü sürecin muhtevası da farklı, şekil şartları da farklı. O günden bugüne baktığımızda da birçok parametrenin değiştiğini de görüyoruz. Yani o gün BDP biraz sürecin dışındaydı. Bu sefer farklı bir misyonla sürecin içinde. Yani sürecin lokomotifi değil, sürecin sahibi değil ama bir fonksiyonu var süreç içerisinde. O süreçte vesayetçi odaklar ve daha güçlüydü ve sabotaj ihtimalleri daha yüksekti. Şimdi bu süreçte bu odakların daha etkisizleştirildiğini de biliyoruz. Toplumsal destek bugün daha yüksek düzeyde. İşte Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin açıklamalarından tutun, tarikatlara, cemaatlere, STK'lara, farklı toplum kesimlerine, yani daha geniş bir toplumsal duyarlılık ve talep olduğunu görüyoruz. Ve o süreçte PKK farklı yöntemlerle, yani hem görüşürüm, hem görüşme, hem silah şeyi de vardı. Yani bir o süreçte Öcalan, örgüt ne kadar çok eylem yaparsa ben o kadar çok muhatap alınırım. Yani bir koz olarak, bir dayatma unsuru olarak. Tabii. Muydu, o anlamda yani o açıdan o söylüyorum. Yani eylem yapılmasını diğer tarafta bir koz olarak görüyorlardı. Şimdi burada böyle bir şey yok. Öcalan şunu gördü. Eylem olursa kapılar kapanır. Yani bu, onun görüşmeleri ortadan kaldıran bir faktör durumunda. Eylem ve olursa bu, kapılar kapanır dediniz değil mi? Yani, bugünü için mi söylüyorsunuz? Şimdi o süreçte ne oldu? Silvan saldırısı oldu ve devlet set çekti değil mi? Evet. Bütün süreç bitmiş oldu. Yani daha çok eylem olsun, ben daha çok muhatap alınırım gibi bir durum söz konusu değil. Bu süreçte artık örgütün de, Kandil'in de, herkesin de görmesi gereken, eğer böyle bir şey olursa bu direkt sabotaj anlamına gelir ve süreç bundan doğrudan etkilenir. Yani bu da farklı bir durum ve örgüt işte Arap Bağrı, ben işte yeni bir kalkışma yaparım, farklı stratejiler, silahlı amacıma ulaşabilirim. Bu konsept de çöktü. Yani bu stratejinin çökmüş olması da bu süreçte değişen bir parametre aslında. Sorumun ikinci bölümü şöyleydi. Şimdi birinci görüşme prosedürü, süreci tamamen gizliydi. Dediğim gibi Oslo şu anda ise tamamıyla şeffaf. Dolayısıyla sizin belirttiğiniz PKK'nın bitmesini istemeyen ülkeler ve güç odakları açısından da bu süreci tabii kırılgan hale getirmiyor mu? Çünkü tamamen yani göz önünde bir süreç. İstediği yerden bir böyle bir sabotaj. Bir durum. Yani şimdi bölgesel çalkantı var. Yani Irak, İran, Suriye. Yani bölgemizde bir çalkantı var. Şimdi birileri örgütü burada Türkiye'yi rahatsız etmek için, bölgesel etkinliğini zayıflatmak için, yani tabiri caizse Türkiye'nin bölgedeki fiyakasını biraz bozmak için, yani Türkiye'nin canını acıtmak için farklı sebeplerle farklı ülkelerin ve odakların örgütü maşa olarak kullandığını da biliyoruz. Bu elbette bir risk faktörüdür. Ama buna karşı da daha duyarlı olmak gerekir. Yani biz bu sorundan kurtulmak için bu inisiyatifi başlatmasak da onlar örgütü Türkiye'nin aleyhine zaten kullanırlar. Burada çözüme ulaşmamız bu açıdan da bir gereklilik. Yani bir takım risk faktörleri elbette var. Bunlara karşı duyarlı olmak, direnç sahibi olmak da önemli. Hatırlarsanız işte bu Paris'teki infaz meselesi, arkasından cenaze töreni, bir takım olaylar yaşadık. Şimdi bunların hepsinde toplumda öyle büyük bir umut var ki bu bir direnç oluşturuyor ve bu tür sabotajlara veya olumsuz olaylara karşı bir toplum bunları aşmasına dönük bir direnç üretiyor. Bu olumlu bir durum bugün. Yani böyle bir olayla, iki olayla, bir takım hadiselerle sürecin durdurulamayacağı tabii, görülmüş oldu diyebilir miyiz? Toplumda böyle bir duyarlılık oluşmuş durumda. Bu da önemli bir faktör. Evet. İsrail'le normalleşme süreci bu riskleri nispeten azaltan bir şey mi? Bu bölgesel dinamiklerden söz ediyoruz ya, bölge, komşular vesaire. Türkiye'nin lehine bu riskleri bir miktar azaltan bir şey midir bu süreç? Şimdi bunlar tabii kendi bağlamında yürüyen şeyler. Yani bunu bazıları bir paket gibi göstermek istediler. Yani işte özür dilemesiyle İsrail'in, burada işte Nevruz'da verilen mesaj veya bu süreç. Şimdi bu bir komplo teorisi. Böyle bir, bunlar bir paketin parçaları değil. Birbiriyle doğrudan ilişkili hadiseler değil. Ama olup biten her hadise dünyanın hangi köşesinde olursa olsun diğer tarafları etkiler. Bir etkileme kapasitesi vardır. Yani bölgesel denklemde de bu elbette bir etki yapar. Ama burada ilişkiler normalleşmiş, güllük gülistanlık olmuş falan değil. Burada bunun pratize edilmesi vesaire. Bu da sorunu biraz daha minimize eden bir durumdur ama bu normalleşme anlamına da gelmez tamamen.
Yani erken bir iyimserlik havasına girmemek mi gerekir şu yani anda? Bu İsrail öyle mi bağlamında yani söylüyorum. İsrail bağlamında. Yani İsrail burada neticede fiili durumu görmek lazım. Bunu nasıl pratize edecekler bunu görmek lazım. Yani bu çok faktörlü bir hadise. Yani sadece İsrail'in özür dilemesiyle düzelecek bir durum değil. Ama burada şu var, yani özür dilemesi, işte tazminat vermeyi kabul etmesi, ambargoyu kaldırması vesaire, bunun kadar önemli olan Türkiye'nin bir şekilde evet süreci parçası olması. Yani İsrail-Filistin anlaşmazlığında veya Gazze'nin yeniden imarında, yani oradaki yaraların sarılmasında Türkiye'nin daha etkin rol oynayabilmesi, bu bence önemli bir kazanımdır. Orta. İnşallah Sayın Başbakanımız da bir Gazze ziyareti yaparsa bu daha da perçinlenmiş olacak. Burada tabii konu biraz değişti ama burada önemli olan şu. İsrail'in bu tavrı ve gelinen noktayı bölgedeki aktörler nasıl algıladı? Yani Filistin'deki gruplar, işte Hamas'ı nasıl algıladı, Fethi'yi nasıl algıladı, diğer en marjinal gruplardan örgütlere, cemaatlere, ülke yönetimlerine kadar baktığımızda bütün bu işte kardeş ülkeler veya gruplar halkasının bunu çok pozitif algıladığını, bunu bir zafer olarak gördüğünü, Türkiye'nin dik duruşunun neticesinde bu noktaya gelindiğini tespit etmeleri, bunu ifade etmeleri önemli bir durumdur. Evet, süreçle ilgili bir şey soruyordu. Ben bölgesel aktörler diye İsrail'i sordum. Ben orada bir devam edelim isterseniz sürece yani devam edeceğiz. Süreçte. Şöyle ama aslında süreçle de ilgili bir şey. Tabii, çünkü tabii, nihayetinde sürecin... Ben. Bölgesel aktörler yani, dedi ya Sayın Akdoğan yani... Özellikle Faruk son dönemde olan. Mesela İskenderun saldırısında, İskenderun baskında İsrail'in ismi geçmişti. Kamuoyunda da evet, böyle bir yani, şey oluşuyor çünkü. PKK'yı yani, Kuzey Irak'ta İsrail'in... Yani bu bir komplo teorisi mi acaba? Siz az önce ifade ettiniz. Bazı iddialar da bir miktar komplo teorileri ancak izah edilir. Yoksa gerçeklik payı var mı? O anlamda ben. Yani, hep Türkiye'de, yani PKK'nın bir şekilde ilişkili olduğunu PKK'nın biliyoruz. PKK'nın diyelim ki eylemsizlik kararı almasından rahatsızlık duyanlar da vardır. Veya PKK'nın silah bırakacak olmasından rahatsızlık duyanlar da vardır. Suriye'deki denkleme bakanlar bunu kendilerinin aleyhine bir durum olarak da algılayabilirler. Yani farklı isim vermeyeyim bazı ülkeler açısından. Yani bunlar, yani şunu görmemiz lazım. Bu sadece Türkiye'nin kendi içine dönük bir sorun olmaktan çıktı. Bu uluslararasılaşmış bir örgüt. İçinde İranlısı da var, Suriyelisi de var, Iraklısı da vesaire. Ve farklı ülkelerin veya odakların bunun üzerinde hesabı var. Yani Türkiye'nin bu beladan kurtulması, bunu denklemden çıkarması bölgesel etkinliği ve çıkarları açısından da büyük bir gereklilik. O zaman şimdi, Yalçın Bey, o açıda biz Kandil'de, Kandil'i tek parça görmüyoruz diyebilir miyiz? Parçalı bir Kandil var. Şu an hep Karayılan konuşuyor herkesin Karasu, adına. Ama Karayılan'ın açıklamaları biri mesela, bütün Kandil'i kapsar geçen mı? Geçen gün bir röportajı var. Upuzun böyle, belli evet. Defrikası gibi. İşte bu Alevilik üzerinde dur. Aleviler şöyle eziyet görmüştür, soykırım uğramıştır, bilmem ne falan. Şimdi işte Kürtler hem Alevi kimliğinde, Kürt kimliğinde korumalıdır vesaire bir takım şeyler. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani örgüt buradan, örgütün içerisinde bu ateist bir örgüt olmakla birlikte böyle bir kanat var. Böyle bir çeteleşme de var. Şimdi bunlar özellikle bu Suriye vesaire bölgesel bağlamda bakarsak bu konuyu işlemeye başlamaları, gündeme getirmeleri falan başka bir zemine oturuyor. Anladım. Şimdi bahsettiğiniz gibi yani mütedeyyin kesimlere bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Yok, örgütün içerisinde bu tandansta olan, bu kökenden olan bir grubun ayrı bir damar olarak sivilmesi, öne çıkmaya çalışması veya farklı bir rüzgar estirmeye çalışması gibi de bu algılanabilir. Evet. Çok uzun değilse ara verme durumundayım. O zaman araya girelim aradan sonra. Yok, yani uzun bir, Yalçın Bey kısa cevaplar veriyor gerçekten. Yok, biraz yani bence aradan sonra soralım. Aradan sonra soralım. Peki. Aslında söylemek istediğimiz İsrail'in son dönemde özellikle 2012 yılındaki saldırılar, 2011'deki saldırılar basında hep bir şekilde ismi geçtiği için Hakan'ın sorusu da o anlamda çok önemliydi. İsrail'le normalleşme süreci bizim süreci nasıl etkiler sorusuna da biz aslında verdiğiniz cevaptan... Şimdi İsrail'i herhangi bir konuyla ilişkilendirdiğiniz zaman bölgede bu genelde aleyhte bir görüntü oluşturur. Hep aleyhte olur. Yani bunu Suriye bağlamında da konuşmamak lazım. Diğer bağlamlarda konuşmamak lazım. Çünkü öyle bir antipati ve bir alerji var ki siz onu herhangi bir konuyla birlikte andığınız zaman orada bir farklı bir aktörler farklı gard almaya başlıyorlar. Farklı bir psikolojiye girmeye başlıyorlar. Bu yüzden bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek evet gerekir.
Çok kısa bir ara verme durumundayım. Bizden ayrılmayın çünkü İRA ve ETA süreci biraz daha uzun sürdü. Bizim süreç nasıl kısalacak, nasıl kısa sürede sonuca ulaşılacak? Çünkü hükümetin bu yönde çok ciddi bir isteği ve arzusu var. Ve özellikle Yalçın Akdoğan'ın önceki gün Jonathan Powell'la, İRA ile İngiltere arasındaki müzakereleri yürüten önemli bir isimdi. Onunla yaptığı görüşmenin detayları ve bizim süreçle benzerliklerini konuşacağız. Kısa bir ara istirham ediyoruz. Evet efendim, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Sayın Yalçın Akdoğan'la TGRT Ankara stüdyolarında sohbetimize devam ediyoruz. Faruk Mercan ve Hakan Çelik'le birlikte. Faruk, söz sende. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak, Hakan Çelik dedi ki bu bölgesel aktörler bağlamında acaba işte İsrail ile ilişkilerin düzelmesi nasıl etkiler? Tabii esasen bu ikinci aşama denilen silah bırakma aşamasında ister istemez bölgesel aktörler akla gelecek. Siz dediniz ki demin, bir de üstelik PKK artık uluslararasılaşmış bir örgüt. Belki esasen işin başından itibaren uluslararasıydı ama son zamanlarda özellikle Suriye meselesinden dolayı daha fazla uluslararası hale geldi. Üstelik de silah bırakma aşamasında Kandil gündeme geleceğine göre orada Amerika önemli bir faktör. Suriye meselesinden dolayı İsrail ile ilişkilerin düzelmiş olması bence de pozitif bir etki yapacak. Düzelme, normalleşmeyi ben daha ihtiyatlı kullanıyorum. Biraz önce söyledim. Yani bu dediklerini nasıl pratize edecekler? Onu fiiliyata bakıp da öyle bir şey söylemek lazım. Yani bunu her şey normalleşti gibi algılamak da doğru değil. Ama en azından normalleşme süreci başladı. Esas sormak istediğim şu. Şimdi deniyordu ki bu yeni süreç tamamen milli. Tamamen milli bir süreç. Sayın Adalet Bakanı söyledi. Siz kaç sefer söylediniz. Fakat bu arada İngiltere ile İRA arasındaki görüşmeleri yapan Jonathan Powell Türkiye'ye geldi. Ankara'da sizinle görüştü, MİT müsteşarıyla görüştü. Bölgesel denklemi de göz önüne aldığımızda bir ihtiyaç mı hissedildi? Bu kişi çağrıldı yoksa bu kişi kendiliğinden mi, o mu ihtiyaç hissetti Ankara'ya yani gelip sizlerle görüştü? Burada bir çağırma durumu falan yok. Bu bizim talebimiz değil. O Türkiye'ye gelmiş, işte bir Diyarbakır'da bir programa katılmış sanıyorum. Görüşme talebinde bulundu. Biz de görüştük. Yani bu bizim ihtiyaç hissetmemiz üzerine yapılmış bir görüşme değil. Sizin bahsettiğiniz, yani bu daha önceki Oslo sürecinden farkını izah ederken onu söyledim. Yani burada biz tamamen kendi dinamiklerimizle bu işi götürüyoruz. Burada uluslararası bir kurumun, aktörün vesaire bu sürece girmesi, rol üstlenmesi gibi bir durum şu anda söz konusu değil. Böyle bir ihtiyaç da yok, böyle bir talep de, bir düşünce de yok. Yani Powell görüşmek istedi. Kendisiyle görüştük. Neticede o süreçte önemli bir aktördü. Blair'ın danışmanıydı, baş müzakereciydi, örgütle görüşmeleri o yürüttü vesaire. Daha sonra yazıp çizdikleri var. Yani dünyanın farklı köşelerindeki bu tür çatışma veya işte sorunlarda bir şekilde bir rol üstlenme gibi kendi içinde bulunduğu kurumun da farklı fonksiyonlar ortaya koyduğunu biliyoruz. Biz bir fikir teatisinde bulunduk. Yani biz anlattık işte neler oluyor bitiyor. O bize kendi tecrübelerinden bahsetti. Nasıl burada bakıyor tabii, efendim? Tabii onlar önemsiyorlar ve çok iyi gittiğine dair de bir dışarıdan da o şekilde aynı bizim mı? Gördüğümüz gibi onlar da çok pozitif bir seyir olarak görüyorlar. Çok yakından da elbette birçok uluslararası kurum camia bu süreci takip ediyor, uluslararası toplum. Onlar da pozitif algılıyorlar. Burada tabii onların tecrübesi önemli. Yani biz bütün bu tür sorunlar yaşayan ülkelerin tecrübelerini daha önce çalıştık. Bunlardan istifade ediyoruz. Ama bu birebir meselenin aynı olduğu anlamına gelmiyor. Yani onların case'i ile bizim case'imiz, onların dosyası, problemi, sorunu yaşadıklarıyla bizimkisi birebir örtüşmüyor. Hepsini kendi bağlamında değerlendirmek lazım. Yani orada bölgesel bir mesele. Türkiye'de yani Türkler, Kürtler arasında böyle bir şey yok. Yani bölgesel bir konu da değil. İşte İstanbul belki de en çok Kürt'ün yaşadığı şehirdir. Ayrıca orada tarihsel bir çatışma var. Yani Katoliklerle Protestanlar arasında tarihsel bir çatışma üzerine kurgulanmış. Tabii burada öyle bir, yani Türklerle Kürtler arasında böyle bir tarihi bir anlaşmazlık, çatışma vesaire yok. Burada bir örgütle devlet arasında yaşanan bir sorundan bahsediyoruz. Ayrıca Türkiye üniter bir devlet. Yani onların çözüm
modelleriyle bizimki birebir örtüşmek durumunda değil. Yani birçok açıdan farklılıklar var. Ama neticede onlar şunu da görüyor. Tabii biraz önce bahsettiğim gibi bu süreci başlatmak, bu iradeyi ortaya koymak, bu cesareti, kararlılığı sergilemek önemli bir eşik. Bunu Türkiye aştı. Onlar da belli bir irade, kararlılık göstermişlerdi. Bir takım riskler almışlardı ve bir süreci işlettiler, bir noktaya da getirdiler. Yani örneklerimiz birebir örtüşmüyor ama onların tecrübesinden ve başka tecrübelerden elbette istifade ederiz. Ama bizim böyle bir talebimiz ve ihtiyacımız yoktu. Kendi talepleriyle böyle bir fikir tadisinde bulunduk. Ama elbette biz bütün bu tecrübelerden de istifade etmek durumundayız. O noktada efendim ben şunu sormak istiyorum. Faruk'un sorusuna biraz follow up olacak. Özellikle İRA konusunu yakından da takip etmiş bir kişi olarak o da silah bırakma süreci 10 yıl kadar sürdü ama bizim öngörümüz bu yıl içerisinde silahların bırakılması, hatta ülke dışına çıkılması. Biz mi biraz hızlı tabii gidiyoruz? Bunlar farklı aşamalar. Biz yani mi hızlı gidiyoruz? O mu süreç yavaştı? Bir cümlede söylediğin şey aslında farklı farklı şeyler. Yani şu anda bir eylemsizlik durumu var. Türkiye'yi terk etme süreci içindeyiz ama silahların bırakılması daha sonraki aşama ve daha biraz daha müşkil ve biraz daha zor, daha uğraştıracak, daha kompleks, karmaşık bir durum. Yani bu hemen olup bitecek anlamına gelmiyor. Yani bu Türkiye'yi terk etmeler elbette daha kısa vadede olmak durumunda. Ama sorunun tamamen bitmesi, silahların bırakılması ve arkasından gelecek süreç, normalleşme vesaire, bu biraz daha, yani buna takvim koymak da doğru değil. Yani bu emrivakiyle hemen olabilecek bir şey de değil. Bu biraz daha zamana yayılması gereken konu. Çünkü bunun farklı boyutları var. Yani en basitinden birçok meselenin demokratik siyaset alanında tartışılması gerekir. Ama hızlı gitme konusunda bir kararlılık sizde var. Şimdi yani burada bu süreci işte böyle onlarca yıl devam edecek bir şey gibi yani görmek doğru değil. Yani bu bahsettiğimiz aşamalar biraz daha yakın vadede olması gereken aşamalar. Sizin, ama şu tarihte bu biter. Böyle bir şey demek doğru değil. Anladım. Sizin cephenizden nasıl gözüktüğünü öğrenmek istedim. Şöyle bir şey var. Şimdi uluslararası konjonktür giderek Türkiye'nin lehine dönüyor. Amerika, çünkü siz de bahsettiniz ya, en müşkül aşama PKK'nın silah bırakması ve tasfiye aşaması. Bu da Kandil'deki kadronun ne olacağıyla ilgili. Dolayısıyla şimdi düşünebiliyor musunuz ki karşımızda savaşan bir örgüt var. İki tane önemli timlere nezaret eden kişi Suriye kökenli. Bunların Türkiye'de tek bir akrabası yok. Bahoz denilen, ki Uludere olayının da Fehman Hüseyin. Fehman Hüseyin. Bir de Sofi Nurettin denilen bir Sofi şahs var. Nurettin var. Dolayısıyla evet. Yani Suriye olayıyla da yakından ilişkili. Şimdi Sayın Başbakan Mayıs ayında Amerika'ya gidiyor. Belki siz de kendisine, belki değil herhalde muhakkak. Çünkü hep berabersiniz o seyahatlerde. Şimdi Amerika'ya da gidecek Sayın Başbakan. Dolayısıyla bu da süreçle ilgili belki yeni bir ivme de kazandırabilir. Çünkü en müşkül aşama Kandil'in ne olacak? PKK'nın tasfiyesi olacağına göre bu İsrail'le olan bu özür süreci de, İsrail'de artık bir nevi Türkiye'yle aynı, yani bir anlamda daha bu konuda aynı eksene geleceğine göre herhalde bunların hepsi Amerika'da da konuşulacak konular. Ve şimdi burada tabii şunu görmek lazım. Bu terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve dayanışma önem taşıyor. Bugüne kadar da bu konularda biz işte hep daha fazla işbirliğini geliştirmenin çabası içerisinde olduk. Bu sürecin de elbette bir diplomasi ayağı var. Yani Batı, işte Avrupa, Amerika, farklı ülkeler, uluslararası kurumlar bu meseleyi doğru anlasınlar, onları bilgilendirelim. Yani pozitif bir bakış açısı olsun, sürece destek versinler. Bunlar işin diplomasi ayağıdır. Bu elbette sürecin doğal bir parçasıdır. Ama burada işte şu ülkeler, bu kurumlar bu sürecin içinde, bunun bir parçası, onları ikna etmemiz lazım veya şöyle yapmamız lazım gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu ikisini de birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Onların destekte bulunması, pozitif bakması, onlarla bir şekilde bizim iletişim içinde olmamız başka bir şeydir. Amerika'nın doğrudan onların sürecin olmadan bir parçası olması, bu başka bir şeydir. Yani. Kandil'i tasfiye edebilir miyiz? Amerika'nın tam desteği olmadan. Amerika geçmişte olduğu kadar belirleyici değil mi mesela? Ben mesela Faruk Mercan'ın sorusuna bir ilave yaparak söyleyeyim. Eskiden Amerika'sı bu şöyle, arada gitmesin. Şöyle bir algı vardı. Yani Irak'ta bulunduğu için Amerika, sanki Amerika orada tamamen söz sahibi. Yani Kuzey Irak'ta da, Irak'ın bütünlüğünde de. Yani onlar istemeden hiçbir şey olmaz gibi. Şimdi bu özellikle Amerika'nın çekilmesinden sonra yeni bir durum var. Elbette bir takım ilişkileri vardır, bir etkisi vardır vesaire. Ama
Yani oranın oradaki egemenlik hakkını Amerika kullanmıyor yani. Ama Kuzey Irak'ta söz sahibi bir ülke diyebiliriz. Yani etkisi olduğu söylenebilir. Yoksa Kandil'in tasfiyesi yani anlamında. Yani cevaz makamı veya da tasarruf makamı gibi konumlandırmak doğru değil. Efendim, yani bu Irak'ın iradesine, Irak devletinin iradesine de saygısızlık olur. Efendim bir şey benim kafama takıldı. Demin geçtik ama özellikle Kandil'in yaptığı açıklamalarda ve 5,5 saatlik süren bir röportajda Abdullah Öcalan'ın Nevruz'da gönderdiği mesajda hep Güneydoğu halkından bahsetmesi, ondan dem vurması. Ama Karayılan'ın Hasan Cemal'e verdiği röportajda Güneydoğu'dan hiç bahsetmemesi, halktan hiç bahsetmemesi, her ne kadar parçalı bir Kandil'de görsek terörist devşirmesini Doğu ve Güneydoğu'dan yapan bir örgütün umudunu kesti şeklinde değerlendirilebilir mi? Yani şunu sormak istiyorum özellikle. Neden Kandil Güneydoğu halkına hiçbir atıfta bulunmuyor o 5,5 saat süren röportajda? Şimdi tabii bu yani Karayılan'dır, diğerleridir. Bunların sözlerini yorumlamak veya onların her dediğini çok ciddiye almak da doğru bir şey değil. Yani neticede bu süreçte bunları çok konuşması da sürece fayda getirmiyor. Ben hatta bununla ilgili geçen haftalarda bir iki sözde söyledim. Çok konuşuyorlar yani, dediniz. Değil mi? Burada bu sürece toplumsal destek, süreç boyunca toplumsal desteğin yüksek olması önemli. Bu sürece toplumsal destek AK Parti iktidarına ve Sayın Başbakanımıza olan güvenden mütevellit bir destektir. Yani bakın mesela İç Anadolu bölgesinde işte %65'ler tam hatırlamıyorum rakamı anketlere göre sürece destek var. Milliyetçi refleksi duyarlılığı yüksektir İç Anadolu'nun. Bu süreçte daha az destek verir gibi düşünmesine rağmen daha çok destek veriyor. Niçin? Çünkü AK Parti bu bölgede güçlü, AK Parti'ye güven çok yüksek. Şimdi burada eğer Kandil işte şunu dedi, Karayılan bunu dedi, BDP bunlara güven yok ki. Yani bunların çok konuşması sürece duyulan güveni ne zarar veriyor? Bu yüzden ben bunların çok böyle kale alınması, evet, her sözünün yorumlanmasını da çok doğru bulmuyorum. Evet. Burada Öcalan onlara söyleyeceğini söylemiştir. Onlar da artık bunun gereğini yapmaları lazım. Yani top çevirmeleri, başka laflar etmeleri. Yani bunu bu sürecin ilk başlarında biraz denge olsun diye kendi kitlesini tatmin etmek için bir takım laflar ettiklerini de biliyoruz. Veya Öcalan daha düşük tutabilir profili, biz daha yüksek tutalım denge olsun diye de bir takım taktik amaçlı bu tür şeyler yapabildiğini de gördük. Yani ben bunların üzerinde çok yoğunlaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Siz biraz önce ben bir şey daha arada geçmesin izninizle sormak istiyorum. Özellikle süreç devam ederken herhangi bir şekilde böyle yapmayalım ama şöyle yapalım demeyenlerin olduğunu, bunun da aslında manasının şehitler gelmeye devam etsin demek olduğundan demek olduğunu kastettiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Ege bölgesinde sürece olan destek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir şekilde bu sürece adaptasyonuyla artmaz mı? CHP bir yerden bu sürece girecek mi? Daha açık direkt bunu sormak şimdi burada istiyorum. Burada şu önemli. Bu sorunu çözen ülkeler muhalefetin desteğiyle çözmüşlerdir. Muhalefetin burada pozisyonu, desteği elbette önemli. Bunu biz de önemsiyoruz. Bu yüzden işte Sayın Başbakanımızın Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede üçer kişilik işte ekipler oluşturalım, ortak çalışma olsun önerimiz reddedildi. Bir şey çıkmadı. Arkasından Beşir Bey Farukloğlu'yla görüştü. İşte nasıl bir mekanizma kuralım da işbirliği yapalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Mecliste komisyon kurduk. Partiler gelsin işte katılsın. Bari burada konuşalım. Ve onunla da üye vermeyiz dediler. Yani şimdi zorla CHP'yi sürece sokacak halimiz yok. Yani bunlar gönülsüzse bu meseleye yani çözüme bir şekilde ortak olmak istemiyorlarsa yani hükümet gitsin kendi kendine uğrasın inşallah da başarısız olur, başarısız olursa faturayı da öder gibi bir yaklaşım. Hükümet bu, başarısız olsun. Yani neticede CHP'nin şu anki tavrı hükümet bu işte tökezlerse buradan ben ne prim yapabilirim kaygısı. Şimdi bu tür siyasi küçük hesapların peşinde koşmamak lazım. Bu Türkiye'nin meselesidir. Sorun çözülürse Türkiye kazanır. Bazıları yani AK Parti bu sorunu çözerse bir daha sırtı yere gelmez. Kimse AK Parti'yi tutamaz gibi bir yaklaşım. Yani siyasi kaygılarla sürece destek vermeyenler, yani inşallah tökezler gibi bir temenni içine girenlerin de görüyoruz. Şimdi bunlar son derece sorumsuz şeyler. Yani tekrar etmek gerekirse biz CHP'nin de diğer partilerin de
bütün toplum kesimlerinde, STK'larında bu taşın altına elini koymalarını önemsiyoruz. Ama burada bütün girişimlere rağmen bunlar hala destek vermiyorlarsa, kendilerini ayrı tutmaya çalışıyorlarsa buna yapacak bir şey yok. Yani oturup onlara yalvaracak halimiz de yok. Bu hepimizin sorundur. Bu yükün altına girmek istemiyorlarsa biz kendimiz sırtlar ve götürebildiğimiz kadar bu meseleyi taşırız. Yani burada farklı bu tür telkinatlar da olabiliyor. İşte siz de yazarlar da söylüyor. İşte keşke şu da girse, bu da girse, ama bu metozları olacak bir durum değil. Şimdi CHP'nin burada kendi duruşunu netleştirmesi lazım. Şimdi bizi bilgilendirmiyorlar. Ya bilgilenmeyen bir şey mi var? İşte her konuşuyoruz da hepiniz her şeyi görüyorsunuz. Yani çok şeffaf bir şekilde zaten süreç işliyor. Burada yani artık sadece AK Parti'nin pozisyonuna göre pozisyon alıp refleksif siyaset yapmak siyaset demek değil ki. Sen kendi duruşunu belirlersin. Madem işte bilmem kaç yıllık partisin, bu konularda geçmişte birçok raporlar hazırlanmış, bilmem ne yapılmış, gelirsiniz bu sorunla siz ne öneriyorsunuz? Hükümet bu süreci işletiyor. Buna karşı ne diyorsunuz? Yok işte Öcalan muhatap alındı, artık terörist olmayacak vesaire gibi toplumu tahrik edecek söylemlerin dışında. CHP'nin daha kendi, tabii sorun kendi içinde CHP'nin. Yani kendi içinde bütünlüğü korumaktan kaygı duydukları için bu konuda net bir tavır sergileyemiyorlar. Evet. MHP'nin durması, MHP söylemi, açıklamaları. Başka bir piyasaya oynuyor. Yani ben burada açıktan karşı olurum ve bir pazarı ben kapatırım hesabı içerisinde. Bu da çok tabii sorumsuzca bir takım çıkışlara, ağır tahriklere, ağır hakaretlere vesaire sebep oluyor. Ama neticede bu bir pozisyon. Şimdi CHP'nin böyle bir pozisyonu da yok. Yani süreç şöyle giderse şu kazanır, böyle giderse bu kazanır, kaybeder diye yorumlar yapılıyor. Yani bu sürecin kesin kaybeden CHP, çünkü ne dediği belli değil. Bir stratejisi olmadığını düşünüyorsunuz CHP'nin. Yani böyle bir söylemlerinden bu konuda belirginleşmiş bir politikaları olmadığı anlaşılıyor. Nitekim yani işte kredi veriyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Arkasından ne oldu? Öyle şeyler söylendi ki bir günde bu heba oldu gitti. Yani işte ulusalcı kanat bir şey diyor, öbür taraftan işte bir milletvekili, 20 milletvekili geliyor, bir önerge veriyor, onu çektirmek zorunda kalıyorlar falan. Yani kendi içinde bir karmaşa ve bir uyumsuzluk olduğu için bu konuda net bir tavır takınamadıkları anlaşılıyor. Kredi konusunda Sayın Başbakan'ın yanıtı üzerine biz yani krediyi açtık ama Sayın Başbakan tepki gösterdi, artık o kredinin bir anlamı kalmadı diye. Öyle bir izahat yaptı. Ama işte daha sonra Beşir Bey ile Faruklaoğlu görüştüler. Yani birlikte ne yapılabilir vesaire. Bundan da bir şey çıkmadı. Yani Sayın burada iyi niyetli olarak biz herkes sürecin parçası olsun. Yani insanlar farklı düşünebilirler, aykırı düşünceler olur, bizi eleştirebilirler. Yani ama yani bir araya gelip konuşalım. Önemli olan bu. Yani siyaset bu demek zaten. Ben komisyona üye vermem, onu dinlemem, meclisi terk ederim. Ya bu böyle bir siyaset olmaz yani. Ama Kılıçdaroğlu'nun özellikle o bölge insanı olması, o bölge halkının ihtiyaçlarını bilmesi, orayı iyi teneffüs etmesi bir avantaj değil midir? Hani orayı çok iyi bilen birisi, bunu kabul edelim. Hani orada oradan gelmiş birisi. Bunu kendisi bir şekilde o CHP içerisindeki klikleri aşarak, ki başta çok yumuşaktı. Geçen sene açıklamalarına baktığımız zaman çok yumuşaktı. Bunu aşamayacağını gördüğü için mi döndü? Bunu nasıl değerlendirmek yani şimdi lazım? Tabii o yani o bölgeden işte bir Tunceli vesaire, bunun burada avantaja dönüştürülebilirdi. Ama bu daha çok bastırdığı bir duygu veya bastırdığı bir özellik gibi görünüyor. Yani buradan kalkarak daha demokratik bir duruş sergilemek, bu çözüm süreçlerine destek vermek yerine daha farklı, yani kendi iç yapısından kaynaklanan, yani parti içindeki karmaşadan kaynaklı farklı bir tavır sergilediğini ve o özelliğini de bastırdığını görüyoruz açıkçası. Evet Faruk. Şimdi anlaşılıyor ki bazı pürüzler var ama nihayetinde bu geri çekilme süreci başlayacak. Nitekim BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş döndü. Belli ki bir mektup geldi. Bu Öcalan'a 5. bir heyet tarafından iletilecek. Bu süreç bir şekilde işte bugün, yarın bu geri çekilme olacak. Fakat siz de işaret ettiniz. Nitekim dünkü yazınızda da var. Esas ikinci ve üçüncü aşama ve bir takım anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Çünkü Türkiye şu anda bir anayasa yapma sürecinde. Sayın Başbakan en son bu ayın sonuna kadar bir süre verdi bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na ve nihayet AK Parti kendi şeyini getirecek, anayasa teklifini. Burada tabii en önemli mesele, burada gündeme gelecek konularla ilgili
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sadece BDP ile mi hareket edeceği, yoksa yine de her şeye rağmen şu anda kapılar kapanmış gibi gözükse de CHP ve MHP ile de hareket etme burada, potansiyeli. Bu süreçte biz gerçekten büyük gayret gösterdik. Yani milletimiz bizden yeni anayasa konusunda bir talepte bulundu. Çok yüksek oranda bir talep var. Bunu yapmalıyız diye. Ama uzlaşma, yani burada fedakarlık da gösterdik. Yani %50 oy alan bir parti, %5 oy alan bir partiyle aynı sayıda üye verdi komisyona. Yani fedakarlığı da biz gösterdik. Aman yeter ki uzlaşı olsun, ama görünen o ki buradan pek bir şey çıkacak gibi durmuyor. Bu bizim yeni anayasa umudumuzu, irademizi ortadan kaldırmıyor. Yani bu milletin beklentisidir. Bunu yapmak için bizim mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Yani ama neticede bizim bir aritmetik var mecliste, bir sayımız var. Yani referanduma götürebilmek için 330 gerekiyor. Yani bizim birilerinin daha desteğini bulmamız lazım. Bu CHP mi olur, MHP mi olur, BDP mi olur, kim ne kadar destek verir? Yani hep beraber bunu yapamadık. Tek tek partilerle bunu yapabilir miyizin elbette bir arayışı olacaktır. Yani şu parti bu parti demiyorum ben. Ama tek tek hangi partiyle uzlaşıp bu sayıyı bulabilirsek bu zorlanacaktır. Bu böyle bir gayret devam edecektir. Yani Sayın Başbakanımızın tabii BC şeklindeki senaryoları söyledi ya. Yani tamam, A projesi çöküyor ama B'yi zorlayacağız, C'yi zorlayacağız. Yani oyun planları devam edecek ve bunu yapabilmek için biz gayret edeceğiz. Kim destekler, hangi parti destekler? Burada şu parti, bu parti işte olur veya olmaz demek doğru değil. Ama bu arayış devam edecektir. Ve bu sayıya ulaşabilirsek ve belli bir çerçevede uzlaşılabilirse elbette. Yani bizim istediğimiz olacak anlamında değil. O desteği nereden buluyorsak onunla bir metinde uzlaşı sağlanabilirse bu referanduma götürülebilir ve bu yeni anayasa meselesi de çözülür. Pazartesi günü bir toplantıda bir BDP milletvekili de vardı. Dedim ki süreç nasıl gidiyor? Bana AK Parti'nin anayasa teklifini gösterdi. Dedi ki hiç iyi gitmiyor. Niçin dedim? Bak burada Türk milleti yazıyor dedi. İkincisi ana dilde eğitim yok. Şu yok, bu yok. Buna nasıl şey yapıyorsunuz? Bu kritik maddeler özellikle. Burada nasıl bir uzlaşma sağlanıyor? Ya neticede burada uzlaşılan birçok madde de var. Uzlaşılamayan maddeler de var. Yani bunu 4 partinin uzlaşması daha zor olabilir ama 2 partinin, 3 partinin vesaire bu çabayı göstermesi daha kolay olabilir. Yani burada biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını öne çıkarıyoruz. Yani vatandaşlık tanımında. Ama bütün işte Türklükle ilgili her şeyi çıkaracaksınız. Böyle yani Türk kimliğini inkar edecek, tasfiye edecek bir şeyin içerisine AK Parti girebilir mi? Sanki böyle kamuoyunda bir beklenti, öyle bir imaj böyle bir beklenti, çalışıldı. Doğru bir beklenti olabilir mi? Yani burada vatandaşlık tanımında işte şu da olsun, bu da olsun. Böyle ayrımcı bir yaklaşım göstermek de doğru değil. Belli bir kimliği dayatır gibi öne çıkarmak da doğru değil. Çünkü o zaman işte Kürt'ü koyarsan diğeri de ben de olayım der vesaire. Bu başka bir tartışmaya yol açar. Ama neticede anayasada çok farklı maddeler de Türk ibaresi de geçmektedir. Yani biz bunların hepsini kaldıracağız vesaire, böyle bir düşünce zaten yok. Ama vatandaşlık tanımı vesaire, bunun üzerinde farklı öneriler var, düşünceler var. Bu tartışılacak bir konudur. İşte bazı kurumlar. Ama şu da doğru değil. Yani Türklüğü elbette inkar edilemez, çıkarılamaz, böyle bir tasfiye girişimi yapılamaz ama yani ben seni Türk milleti olarak tanımlıyorum. İlla ben bunu dışlayıcı, ayrımcı olarak görmüyorum. Herkes bunun içerisindedir. Herkes bunu böyle benim anladığım gibi anlamalıdır. Böyle bir dayatma da doğru değil. Yani adam öyle anlamak istemiyor. Yani sen öyle anlıyorsun da karşıdaki adama da illa böyle anlayacaksın. Ya adam anlamıyorsa ne olacak? Yani bu tür dayatmalara gitmek de doğru değil. Yani daha demokratik bir çerçeveye ulaştırmak lazım. Yani bu yüzden... Yani işte bunların hepsi çıkacak diyenler de doğru söylemiyorlar. Türk ama illa milleti dayatması yapmak doğru değildir diyorsunuz değil mi? Şimdi İfade bunu de. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Evet. Sizin yani vatandaşlık tanımında. Sayın Başbakan'ın öteden beri söylediği. Sayın Başbakanımızın esten beri söylediği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliğinde elbette herkes bir araya gelecektir. Burada yok ben bunu Türk milleti olarak tanımlayacağım. Tamam, böyle biz bunu iyi niyetle söylendiğini düşünebiliriz. Bunun içine herkes giriyor, bu üst kimliktir diye. Ama bunu birileri böyle algılamıyorsa onu söyleme ve tartışma hakkı da var yani. Doğru. İlla benim anladığım gibi herkes anlasın demek de doğru bir herkes şey. Herkes istediği gibi anlamalı diyorsunuz o zaman. Bir de
Bu konuda başka tartışmalar da vardı ama benim yine reklam arası verme durumum var. Efendim, yarının ardından Sayın Yalçın Akdoğan'la TGRT Ankara stüdyolarında sohbetimiz devam edecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'la TGRT Ankara stüdyolarında sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Faruk Mercan ve sevgili Hakan Çelik'le birlikte. Efendim aslında Faruk birden anayasaya geçti. Benim de ondan çok fazla umudum olmadığı için çok fazla o konuya girmek istemiyorum. Ama bir şey çıkmayacak. Anayasaya şeyden dolayı girdim. Çıkmayacak. Yani uzlaşma bu komisyondan umudumuz olmayabilir ama. Uzlaşma komisyonu yani yeni anayasa konusunda umudumuz var ben ve şöyle bunu gördüm, sonuna kadar zorlamalıyız. Yani uzlaşma komisyonu ama oraya gelenler uzlaşamama konusunda yani kendilerini net bir şekilde ifade ettiği öyle mi anlamak lazım? Yani meclis aritmetiğinde o daha mümkün görünüyor. Ama tabii o sayıyı da bulabilmemiz lazım. Efendim bu süreci konuşurken aslında atladığımız bir konu oldu ki önemli bir konu. Akil adamlar konusu. Akil adamların magazinsel boyutu da çok fazla konuşuldu ama benim sorum daha dinamik bir soru. Akil adamların ne yapacağıyla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Akil adamların şunları yapması gereken diyenler var. Akil adamları bir kalıba sokmak isteyenler var. Akil adamlar ne yapacak? Ege'nin bir köyündeki muhtarın söylediklerini bu süreci yürüten kişi olarak size getirecekler mi? Akil adamlar bu sürece nasıl bir katkı muhalefetten verecek? De çok sert eleştiri evet, var burada. Evet, evet. Akil insanlar. Akil insanlar heyeti. Akil insanlar, diyelim. Pardon ben adamlar dedim. Şimdi burada tabii çok farklı değer dünyalarından, düşünce dünyalarından, farklı ideolojilerden, farklı özellikle bir sürü insan var. Yani bunlar elbette farklı kesimleri temsil ediyorlar veya farklı düşünceleri temsil ediyorlar. Bunların birçok konuda bir araya gelmesi, benzer yaklaşımlar sergilemesi mümkün değil. Ama ortak bir nokta var. O da akan kan dursun. Yani bu terör belasından kurtulalım. Bu ortak bir amaçtır, ortak bir hedeftir. Bu ideal etrafında bu insanların bir araya geldiğini ve bu sürece önem atfederek bir fonksiyon üstlendiklerini görüyoruz. Bu sivil bir mekanizma. Yani hükümetin bir uzantısı, AK Parti iktidarın politikasının sözcülüğünü yapacak bir yapı değil. Oraya gelen bazı kişiler de hatta bu tür kaygılara da girmişler. Acaba böyle bir şey mi olacak? Yani biz devletin uzantısı veya psikolojik harekatın bir parçası mı olacağız? Falan gibi. Veya bize bir şey dikte edilecek, hadi gidin bunu anlatalım diyecekler. Toplantıdan sonra hepsi rahatladılar tabii. Yani ne hükümet onlara bir şey dikte ediyor, ne böyle bir durum olacak. Bu sivil bir göz süreci görecek, bölgelere gidecek, farklı toplum kesimlerini dinleyecek. Bununla ilgili kanaatleri derleyip bir rapor oluşturacak. Sivil bir mekanizma. Bu yani bu sürecin geniş katılımla devam etmesi, halk desteğinin olması. Yani müzakereci demokrasilerde bu tür şeyler olur ve olması da gerekir. Bu yöntem eğer başarılı olursa aslında iyi bir yöntem de kazanmış olacağız. Bunu daha önce biz Medeniyetler İttifak Projesi'nde de böyle bir grup oluşturulmuştu. Dünyanın saygın farklı ülkelerinden bir takım kişiler gelerek çalışmalar yapmışlardı. Yani bu insanlar hem belli kesimlerde belli bir itibara sahip olan insanlar, belli bir uzmanlık alanları olanlar var. Farklı disiplinlerden işte tarihçisi de var, sosyoloğu da var, siyaset bilimcisi de var, hukukçusu da var. Farklı perspektifler bu sürece baksınlar, farklı toplum kesimlerini dinlesinler vesaire diye böyle bir sivil mekanizma düşünüldü. Yani bunlar maaş alacak, ücretli elemanlar falan değil. Gönüllü olarak bu işi yapacaklar. Para alacaklar maaşlar adamı. Böyle karşılanacak. Yani burada lojistik destek, kamu güvenliği ve müsteşarlığı lojistik destek veriyor ama böyle bir yani memur şeklinde hizmet veren bir yapılanma. Yani gönüllü maaş almayacaklar sivil bir mekanizma tabii almayacaklar. Ücret ödenmeyecek. Değil mi ödenmeyecek? Tabii ödenmeyecek. Bu konu hep tartışıldı Yalçın Bey. Biliyorsunuz 2009'da da ilk polis akademisinde bu 1 Ağustos 2009'da süreç başladığı zaman zannediyorum 14 gazeteci davet edilmişti ama kamuoyuna bu 12 diye yansıdı. Evet, aralarında Fehmi Koru, Oral Çalışlar, Hasan Cemal vardı. Evet o da vardı. Ve Sayın Devlet Bahçeli 12 köyde adam. Oradan geldi. Şimdi de tabii bu 63 kişiye de 63 PKK'nın 63 simyacısı. Artistler, bunlar son derece beslemeler. Çirkin, yakışıklı. Mesela şimdi, mecliste işte ahlaksız diyenler oldu, başka yakıştı. Şimdi bunlar son derece terbiyesizce edilmiş laflar. Ben yani buradaki size. İnsanların çoğu saygın, muteber insanlardır. Yani onların birçoğunu bir araya getirseniz bunların fikrini yarısı etmez. Yani
burada işte Murat Belge'nin fikrini beğenmeyebilirsiniz ama kendi alanında bir uzmanlığı vardır, bir vukufiyeti, müktesebatı vardır. Veya diğer işte birçok kişi yani tek tek oranlı. Baskın oranı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Şimdi, burada ama mesele şu. Kim ne olursa şimdi eleştirilecekti. Başka farklı düşüncesi olabilir. Biz beğenmeyebiliriz. Burada herkes kendi kavramsallaştırmasıyla, kendi lisanıyla, kendi sözcükleriyle elbette bu kan akan kan dursun diyecek. Yani biz onlara kendi değer dünyamıza göre bir şey dikte edip hadi bizim kavramlarımızla gidin bunu anlatın demiyoruz. Onlar kendi kavramsal çerçeveleri neyse, üslupları neyse onunla oraya gidip anlatacaklar veya dinleyecekler. Yani bu muhalefetin bu tür yakıştırmalarını ben çok doğru bulmuyorum. Bununla ilgili bir yazı da yazdım. Yani şimdi insanlar hükümeti de bazen çok ciddi eleştiren insanlardı. Çok, tabii, yani tabii. Murat Belge de, Baskın Orhan da, yani, azınlıklar ve etnik yapılarla ilgili yani birçok kişi yazıları var. Yani bunun burada ilgili. Şimdi farklı kategorilerde karşı çıkanlar var. Şimdi mesela bir kısmı sırf kıskançlık veya hazımsızlıktan o var niye ben yokum diye eleştiriyor. Bir müzmin muhalifler var. Yani adam zaten her şeye karşı çıkıyor. Sürecin her tarafına karşı. Bambaşka 63 isim olsaydı şimdi yine belli bir şey kesim olur. Yani bu işte Kürt deme kelimesini duymaktan rahatsız olan tamamen böyle ırkçı, faşist yapıya, zihniyete sahip bir insan. Bu zaten bunu normal karşılamaz. Veya bilinç altında yani işte muhafazakar görünüyor falan ama bilinç altında devletçi, milliyetçi bir refleks var. Bunu bir türlü aşamıyor. Şimdi bu karşı çıkanlara baktığımızda mesela demokratik açılıma da karşı çıkan veya işte çözüm sürecine karşı çıkan akil adamları, akil insanları eleştiren bunlar zaten demokratik reformların hepsine karşı çıktılar. Bunların demokrasi algısında zaten bir problem var. Yani bugüne kadar hangi demokratik adımı attıysak zaten bunlar karşı çıktılar. Bu sürece de karşı çıkmaları çok garip değil aslında. Benim size esas soracağım şuydu. Şimdi tabii ki Dolmabahçe'de Sayın Başbakan da evvel yine sanat camiasından insanlarla bir araya gelmişti. Yine bu süreç bağlamında katıldı. Şimdi tabii listeye bakıldığı zaman mesela benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Zaman Gazetesi'nden sadece Etyen Mahçupyan'ın ben orada ismini gördüm. Çünkü Etyen Mahçupyan hani orijin olarak ve fikriyat olarak hani zaman camiasını temsil etmez. Kendi kendime ya acaba zaman camiasında mesela bir isim orada acaba olabilir miydi diye düşündüm. Fakat sonradan öğrendim ki nasıl ki Sayın Taha Akyol kabul etmemiş. Aynı şekilde Zaman Gazetesi'nden de bazı isimlere teklif götürmüş ama kabul etmemişler. Onu da tabii normal. Yani bunu bir camianın veya bir yayın organının bunu reddetmesi gibi algılamak doğru değil. Evet, yani neticede Zaman grubuna yakın olan insanlar da bu sürecin içinde var. Onların yazıp çizdiklerini de biliyoruz. İşte Hoca Efendi'nin sulhta hayır vardır sözünü de biliyoruz. Yani bu süreçte destek verenlerin de karşı çıkanların da herkesin süreç boyunca bir takım eleştirileri de olabilir, çekinceleri de olabilir. Bunların hepsi muteberdir, hepsini dikkate almak gerekir. Ama ben burada böyle bir karşıtlık var da bundan dolayı yok şeklinde bir algılama yanlış olur. Yok tabii. Yani nasıl ki Sayın Taha Akyol kabul etmiyor. Öyle Sezen Aksu mu? Yani burada mesela ben de görüştüm bazı kişilerle. Yani ben sürece tam destek veriyorum. Zaten bunları yazıyorum, çiziyorum ama işte sağlık sebebiyle giremeyen var. İşte ben gelirsem buradaki yazılarım farklı algılanabilir diyenler. Yani farklı gerekçelerle olmak istemeyenler var. Bu sürece destek vermediği anlamına gelmiyor. Fark bir algı mı oluştu? Öyle bir algı mı oluştu? Hayır, Zaman Gazetesi'nin temsil ettiği görüş çerçevesinde. Hakikaten ben de merak ediyorum. Taraf gazetesi. Değil mi yani? Şimdi bazı gazetelerden birkaç kişi varken buradan ben de tabii bazı isimler söyledim. Yani tabii şu kabul etti, bu etmedi şeklinde söylemek de çok doğru olmayacağı için. Yani burada bir ihmal veya orayı es geçme gibi bir durum ama kabul etmeyenler de o gazeteyi temsilen kabul etmediği manasına kendi gelmiyor. Kişisel durumları sebebiyle kabul etmeyenler. Peki mesela var. Listede bir an mesela daha Cemal Uşak Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nda çok önemli misyon üstlenen kişilerdir. Yani bu değer dünyasını yansıtan listede çok var insan var zaten. Listede var ama o. Değil mi? Cemal Uşak var. Ama daha çok gazete odaklı değil mi? Evet. Yani ister istemez şöyle bir şey yok. Faruk neyi sormak istedi ben anlayamadım. Her gazeteden birisi ya olsun şimdi, gibi böyle bir... Hayır şimdi mesela... Hayır dedim ki taraftan 4 kişi varsa ne zaman var? Şimdi bir kişi var diyorsun. Şu an tabii galiba. Etten mahçup var ama Etten mahçup var orijin olarak. Yani Zaman Gazetesi'nde bir de mesela Kıbatlı gibi, Hüseyin Gülerci'nin gazete gibi. Gibi. Ekrem Duman. Şimdi Ekrem Duman'la da sürekli görüşüyoruz. O düşüncelerin de, desteklerin de,
dışında olanlar sürecin dışında kalmış anlamına gelmiyor. Yani burada çok saygın, çok değerli bir sürü insan var bu heyetin içinde yer alabilecek. Bu onlar dışarıda kaldı veya sürece destek vermiyorlar gibi yansıtmak da doğru olmaz. Hepsinden de biz istifade ediyoruz. Yani şimdi bu akil insanlar heyet gidecek, bunun propagandasını yapacak falan gibi de bir durum değil. Yani bilgi eksikliği olan yerlerde daha çok anlatmak. Bu bizim zaten temel misyonumuz. Yani iktidar olarak da, hükümet parti olarak da. İşte geçen hafta 50 milletvekilimiz gitti, farklı bölgelerde çalışmalar yaptılar. Yani bu bir bilgi eksikliğini gidermek veya da daha fazla anlatma işini biz zaten üstlenmiş durumdayız. Akil insanlar bu çerçevede elbette bir misyon üstlenebilir. Ama yani kendi bağlamında bu çalışmaları biz diğer organlarımızda zaten yapıyoruz. Bu insanların arasında biraz daha fazla ulusalcı ve milliyetçi kesimlerin de görüşlerini geniş kitlelere iletebilecek isimler olabilir miydi acaba? Yani bazı kişiler var. Daha zaman çok, zaman bu tür liberal yaklaşımları insanlar destekleyen veya dile getiren bazı isimler var. Ben tek tek şimdi söylemeyi doğru bulmuyorum. Ama bu eğilimde olanların sürece yönelik daha farklı eleştirileri veya tepkileri de olabiliyor. Bu tür insanlar çok fazla bunun parçası da olmak istemeyebiliyorlar. Yani buradaki heyetin ortak noktası biraz da bu sürece inanmaları, destek vermeleri ve bu sorunun aşılması için bir şey yapmak, bir gayret, çaba göstermek, sorumluluk üstlenmek gibi bir durumların olması açıkçası. Sahaya iniyorlar ve çalışmalara başlıyorlar. Gidiyorlar mesela bugün Malatya'da evet, yapmışlar, Malatya'ya, işte evet. Diyarbakır'a gittiler. Farklı bölgelerde bir takım çalışmalar evet. Ve son derece de iyi geçiyor. Bugün ben birkaç arkadaşla konuştum. Umut yani bunların bu... Yani son dereceyi geçmiş, STK'ları dinlemişler, üniversitelerde programlar yapmışlar, işte halkla kaynaşmışlar vesaire. Yani sürece dönük şu anda çok olumlu bir hava var. Onlar da çok memnunlar yani bu süreçte efendim, böyle bir rol üstlenmek. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslında soracağımız sorular çok, anlattıklarınızdan akil adamların sürecin önemli bir parçası, önemli bir enstrümanı olduğunu da anlıyoruz. Demin atladık. Bu TC, Türkiye, Türk vatandaşlığı tartışmasında şimdi bu özellikle çok, bu bazı bakanlıklardan adın kalınması falan. Bunu yani burada Türk milleti mesela. Türkiye Cumhuriyeti konusunda herhangi bir ön yargı veya bir çekince olabilir mi? Yani işte biraz önce ben bahsettim. Yani vatandaşlık meselesinde bunu biz öneriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üst kimliği. Yani bu bizim önerdiğimiz kavram. Bu hepimizin ortak değeri. Yani devletin adını kimse tartışmaya açabilir mi? Veya buna karşı bir ön yargı gelişebilir mi? Yani bu ama işte bilmem neredeki dispanserin başına da illa TC şeyi girsin. Yani Sağlık Bakanı sanıyorum bu çerçevede evet. Bakanlığın üstünde bu ibare var. En taşradaki, ücra köşedeki herhangi bir yerin başına illa asmaya gerek yok. Burası zaten Türkiye Cumhuriyeti anlamında bir söz söylemiş. Yani bunu başka bir yere çekmek doğru olmaz. Fakat uygulama geri alındı bildiğim evet. kadarıyla değil mi Sayın Akdoğan? Ama yani tartışmayı söylüyorum. Hakan öyle değil mi? O TC tartışması, TC hep böyle olumsuz manada da kullanılır biliyorsun. Ama daha çok Güneydoğu'da yani o PKK söyleminde ve bazı BDP'liler TC'yi yani bir devletin adı, şeyini evet. göstermek için kullanıyorlar. Kimsenin herhangi bir çekincesi, eleştirisi, ön yargısı yok. Böyle bir şey de düşünülemez. Bu bağlamından koparılarak istismar edilmeye çalışılan bir konu. Bunu çok ciddiye almamak lazım. Efendim benim bir de bu yeni anayasayı konuşurken sormam gereken bir soru daha var. Özellikle AK Parti'nin olmazsa olmazı başkanlık sistemi olduğu yönünde muhalefetin eleştirileri var. Bu yeni anayasada öyle başkanlık sistemi bir de yani sizin başkanlık sistemi. Olmazsa olmazınız mı? Özellikle nedir yani? Bu sürece karşı olanlar işte Al Başkanlığı, Ver Federasyonu vesaire gibi bu tür yani yakıştırmalar yapıyorlar. Bunlar son derece anlaşıldı. Yani bu süreç yokken başkanlık meselesi tartışılıyordu. Yani 90'lı yıllarda da özel zamanda tartışıldı. AK Parti de başından beri bunu tartışıyor. Yani bu başka bir eksende yürüyen bir tartışma. Olur veya olmaz. Yani sürecin bir parçası olan bir konu değil bu. Türkiye'de halkın Cumhurbaşkanı'nı seçmesi kararının alınmasından itibaren yeni bir durum var. Yani bu parlamenter sistem vesaire, başkanlık, yarı başkanlık. Yani bu sistem böyle gitmez. Yeni bir form kazanmalı tartışması kendi ekseninde yürüyen bir tartışma. Olur veya olmaz. Sürecin bir parçası olan bir konu değil. Bu illa şu şekilde olacak gibi bir dayatması AK Parti'nin yok. Bunun farklı modelleri var, farklı anlayışlar var. Bunlar tartışılsın. Türkiye'ye en uygunu hangisi ise bu gündeme gelsin. Yoksa işte yarın öbür gün bu sorunu biz yaşayacağız. Yani halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı, halkın seçtiği bir başbakan. Bu sistem, parlamenter yapı zaten
işte çok parçalı koalisyonlar üretiyordu. Sürdürülemez hale gelmişti. Halkın Cumhurbaşkanı'nı seçmesiyle yeni bir parametre sürece girmiş oldu. Bu yeniden değerlendirilmelidir. Söylenilen bu. Evet, evet. Var. Şimdi tabii en önemli aşamalardan bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde özellikle Mayıs ayından itibaren anayasa tartışmasında bence gündeme gelecek. Orada bu muhalefetin yani MHP ve CHP'nin bu yoğun tepkisi sürece devam ettiği takdirde esasen biraz bence süreci kırılgan hale de getiriyor. Çünkü hiç olmasa CHP eğer sürece dahil olsaydı birçok noktada bence AK Parti ile CHP bazı anayasal konularda... Orada da anlaşamayacaklar diyorsun. Yani hayır, net bir şöyle, şekilde. İklimi de değiştirirdi. Yani en azından bazı yani anayasal konularda... Süreçte girmeyen, sürece girmeyen CHP aslında Faruk onu söylüyor. Anayasa sürecine de girmez. Şöyle şimdi, hayır girseydi iyi olurdu. Çünkü öteki türlü yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sayısı kafi gelmediği için ister istemez BDP'nin burada desteği aranacak. Bu da tabii ister istemez... yine muhalefet tarafından işte PKK'nın talepleri falan yerine getiriliyor gibi. Halbuki hiç olmasa şeylerden bir tanesi. CHP belki bu imkanları yine zorlanabilir. Yani CHP ilerleyen zaman diliminde şimdi biraz... Ama MHP'li daha zor herhalde değil mi burada işbirliği? Çünkü yani MHP anayasal vatandaşlara da karşı. Yani ama MHP kapitenle diyeci bir tavır içerisinde. Yani o rasyonel zeminden çıkıp zaten tamamen kapıları kapatan, diyaloğu reddeden, yani ne konuşulduğunu değil, tamamen diyaloğu reddeden, yani defalarca biz görüşme talebinde bulunmamıza rağmen hepsi reddedildi vesaire. Yani CHP sürecinin içinde olmalı, biz de bunu diyoruz. Ama neticede bütün gayretlerimize rağmen bu olamıyor. Bu da onların kendi takdiri ve tercihidir. Yani bu da zorla yapılacak bir konu değildir. Olsa iyi olur ama olmazsa biz işi gücü bırakıp onların peşinde dolaşacak halimiz yok. Yapmamız gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Komisyon 18 aydır çalışıyor Yalçın Bey. Ama komisyonun başlangıç aşamasında bakıldığında MHP'nin tavrı çok farklıydı. Hatta bir ara anayasayı yapma konusunda biz sonuna kadar varız diyerek AK Parti'ye de mesaj göndermişti MHP. Aslında öyle de bir süreç yaşanmıştı. İşte ama bu Türk milleti meseleleri falan yani Kürt sorunun çözümü noktasında makas açıldı anladığımız kadarıyla. Yani neticede siyasette imkansız diye bir şey yoktur. İlerleyen zaman diliminde yeni bir takım. Şimdi Sayın Başbakan bugün demiş ki ben CHP Genel Merkezi'ne asla gitmem. Ama biz biliyoruz ki Sayın Başbakan bazen şey yapabilen yani gerekirse fedakarlık yapabilen pozisyonlarda, siyasi pozisyonlarda geliştirebiliyor. Çünkü CHP'nin temel itirazı ben istişare mekanizmasında olmadığım bir projeye niye dahil olayım? Biz tamam mesela... komisyon kuruyoruz, buyurun üye verin, konuşalım. Buna da yanaşmıyorsunuz. Yani nasıl yapacağız? CHP'ye özel bir yapı mı üreteceğiz? Yani heyet kuralım çalışsınlar yok. Başka bir mekanizma bulalım. Neyse bu bir araya gelelim yok. Mecliste komisyon kuruyoruz biz gelmeyiz. Yani AK Parti burada elinden gelen çabayı gösteriyor. Çünkü netice itibariyle hani bölgede BDP en nihayetinde AK Parti'nin de siyasi rakibi. Bunu da görmek lazım. Tamam şu anda BDP süreçte problem çıkarmıyor ama en nihayetinde seçim süreçlerinde BDP ana muhalefetini AK Parti'ye yönelik yapacak. BDP de neticede mecliste halkın oyuyla seçilmiş bir partidir. Meşru yasal bir partidir. Bunu vebal gibi göstermek vesaire bu da doğru bir yaklaşım değil. Yani CHP, MHP ne kadar saygınsa bunlar da saygındır ve meclisin bir parçasıdır. Milletin iradesini yansıtıyor. Yani burada bir vebalı muamelesi yapmayı da doğru bulmam yok, ben. Yani milletin iradesine saygısı olur. Yok size sizinle... dönük demiyorum ben. Yani tabii. BDP ile işte birlikte yapmak hep böyle bir sorun gibi takdim ediliyor. Bu çok doğru değil. Yani BDP ile veya CHP ile herhangi bir partiyle iktidarın işbirliği yapması, onların tamamen yörüngesine girmek, istediğini yapmak anlamına gelir mi? Gelmez yani. Ya benim daha ziyade kastım da şu, şimdi sizden giden oy BDP'ye gidiyor, BDP'den giden oy size geliyor. Böyle bir siyasi rekabet özellikle ortamı da olduğu için. Özellikle bölgede tek rakibiniz yani BDP. Bu siyasi oy yani hesaplarıyla yürüyen bir süreç değil bu. Yani buradan ne kazanırız, oy gider mi, gelir mi diye düşünen bir iktidar zaten bu peki, böyle bir süreç başlatamaz. Peki neden? Yani bu Türkiye'nin geleceğini düşünerek başlayan bir süreç. Küçük oy hesaplarıyla vesaire bunlara kurban da etmemek lazım. Bu mantıkla da bu süreç yürümüyor. Efendim ben yine notlarıma baktım. İmralı'ya yeni ziyaretler bekleniyor mu? Oradan hani yeni mesajlar gelip gidecek mi? Veya BDP heyeti gidecek mi? Farklı bir grup gidecek mi? Öcalan'dan görüntülü veya sesli mesaj Kandil'e gidecek mi? Böyle bir mi? Şey söz konusu değil. Yani yok işte görüntülü mesaj olacak bilmem. Bunlar uydurulmuş konular. Ama diğeri yani BDP'lilerin gitmesi vesaire bu gerektiğinde ihtiyaç olduğunda
zaten oluyor. Yani o ziyaret trafiği devam edecek önümüzdeki günlerde. İster istemez yeni yani bir mektup geldiği için. Yani planlanmış, konuşulmuş bir şey yok ama gerektiğinde bu ziyaretler yapılıyor. Çünkü yeni bir mektup geldi. İster istemez bu mektup. Evet. Yani tekrar. Bir de süremizin sonuna geldik ama işte İngiltere'de 1990'lı yıllarda oluşan yumuşak siyasi iklim hala 2013 yılında Türkiye'de oluşamamasına sizin de alanınıza giriyor. Buna bir yorum getirebilir misiniz? Neden biz böyle hani bu bir barış sağlanırsa bir şehit dahi gelmezse bundan Türkiye kazanmayacak mı? Burada sizin mi bir eksikliğiniz var, muhalefeti ikna edemiyorsunuz? Nedir bu konu? Muhalefet her girmiyor. Salı tansiyonun gerçekten sürekli çok yükseldiği günlere tanıklık ediyor. Yani bu kaldırılamaz evet. Bir noktaya da gidiyor gibi. Belki de şundandır yani ilk grup konuşmasını MHP yaptığı için ve çok ağır tahrikler ve hakaretlerle başladığı için herkes birbirine cevap vere vere belki tetikleyerek devam ediyor da olabilir. Ama biz burada yani adaba, edebe uygun şekilde eleştiriyoruz. Tartışmalar olabiliyor ama belli bir çizgiyi biz muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ama diğerlerine baktığımızda çok hakaretamiz, ahlaka, edebe uymayan bir dil kullanımı görüyoruz. Bu doğru değil elbette. Sayın Yalçın Akdoğan, efendim süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Sevgili Faruk Mercan ve sevgili Hakan Çelik, sizleri de yorduk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel oldu. Evet efendim, bu akşam da ağırlıklı olarak yine süreci konuştuk. Sürecin detaylarını konuştuk. Yorumu da siz sevgili seyircilerimize bırakarak biz Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.